Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adı zerratil kainat ve mürekkebatiha. Allahümme afir ümmete Muhammed. Allahümme erham ümmete Muhammed. Allahümme ensur ümmete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak niyetlerimizi hadis eylesin inşallah. Tesettür bahsi gibi hassas bir bahsi konuşacağız. Hayra vesile eylesin. Kur'an-ı Kerim vezinnu bil kıstasil müstakim diyor. Doğru teraziyle tartın, doğru ölçülerle tartın diyor. Ölçüyle tartın. Allah bize doğru ölçüyle tartıp doğru konuşmayı nasip eylesin. Hayra vesile eylesin. Kimsenin gönlünü, kalbini incitmek gibi bir niyetimiz yok. Ama hakikati saklamak gibi bir derdimiz de yok. Önemli gördüğümüz için, günümüzde imana zarar verdiğine inandığımız için bugüne kadar çok fazla konuşmamamızın belki bir sebebi de bu. Yani imana zarar verir hale geldi bu meseledeki yanlış anlayışlar. O sebeple inşallah ben evvela tesettürle ilgili böyle bir konuşalım, bir tesettür dersi yapalım deyince kendimce böyle bilgisayarıma bir şeyler yazmıştım. Onlar ana hatlarıyla bir şeyler ifade edecek. Onu konuştuktan sonra inşallah sizlerin sorularına geçelim. Okumaya başlıyorum. Biraz okuyarak konuşacağım. Aç okuyup açıklamaya çalışarak. İnsanın giyinmesinin üç amacı vardır. Soğuktan veya sıcaktan korunmak için, süslenmek için veya edepten, hayadan ötürü insan giyinir. Tesettür sadece giyinmek değildir. Tesettür bedenin iman nuru ile, haya hassasiyeti ile, ruh asaleti ile birlikte örtünmesidir. Ve libasu takva zalike hayrun buyuruyor Kur'an-ı Kerim. En hayırlı elbise takva elbisesidir. Yani günahlardan sakınma elbisesidir. Ayetine mazhar olmaktır. Böyle bir şerefe ermektir. İmanı bir libas yapıp, bir elbise yapıp insanın üzerine giymesidir. Tesettür insanın insanlık ve sultanlık üniformasıdır. Sultanların halkın önüne kaftanları ile çıkması gibi eşrefi mahlukat olan insanın sair mahlukatın karşısına sultanlık kaftanı ile çıkmasıdır. Yani sair mahlukatın insan gibi bir elbisesi yok. Bu da Allah'ın ayetlerindendir. İnsana elbise indirmesi ve giydirmesi, giyecek şeyler yaratması. İşte insanın onları giyip mahlukatın karşısına giyinerek çıkması, edeb urbasıyla çıkması, sultanlık kaftanı ile çıkması da ve hakiki insanlık odur. Yoksa öbür türlü insanlıktan uzaklaşılmış olur. Tesettürün terki bu değerin ve itibarın terkidir. Tesettür asalettir, şahsiyettir, idraktır, ihlastır, huzuru daimidir, edeptir, hayadır. Tesettür asalettir. Yani insan olma asilliğine ulaşmaktır. Sair mahlukatı Allah Celle Celaluhu bir elbiseyle yaratıyor. İnsanı elbisesiz gönderiyor. Demek ki bu varlık elbisesini giyecek. Elbisesini giydiği kadar insanlığa yaklaştığı için tesettür insanın asaletidir. İnsanın bir karakter sahibi olduğunun, bir şahsiyet sahibi olduğunun ilanıdır. Bir idraktır, kainatı, insanı, Allah'ın emrini, imanı idrakidir. İhlastır, Allah'ın huzurunda bulunma, huzuru daimidir. Yani ihlastır, her an Allah beni görüyor, ben Allah'ın huzurunda edepli olayım. Yani bir arkadaşınız sizi gördüğünde bir kıyafet giyinirsiniz, edepli bir urba giyinirsiniz. Ben Allah'ın huzurundayım. Allah'ın huzurunda huzuru daimi kazanmaktır. Edeptir, hayadır, utanmadır. İnsanı insan yapan utanma duygusudur. Tesettür gayra hoş ve şirin görünmemek. Onun behimi hislerine hitap etmemektir. Bu noktada ciddi durması lazım arkadaşlarımızın. Tesettür gayra hoş görünmemek. Yani süslenip insanlara güzel görünmek, onların hevesat-ı nefsaniyesine hitap etmek değil, onlara şirin görünmek değil, onlarda bir kısım behimi duyguları uyandırmak değildir tesettür. Buna vesile olmamak için elinden gelen samimi, tertemiz ahval içerisinde insanların karşısına çıkmak gerektiğinde çıkmaktır. Tesettür gayra hoş ve şirin görünmemektir. Onun behimi hislerine hitap etmemektir.
kimsenin hevesatı nefsaniyesini uyarmamaya çalışmaktır. İnsanla Allah arasına girmemeye çalışmaktır. Bunu, bu tarif sadece bana ait değil, bu tarifin ana fikri büyüklerimize ait. Tesettür mücessem bir ayet haline gelmektir. Yani tesettür yürüyen bir iman olmaktır, bir ayet. Ayet nedir? Apaçık delildir. Apaçık delil ne demek? Apaçık Allah'tan habercidir. Tesettürlü bir insan, hakiki tesettürlü bir insan mücessem bir ayet haline gelmiş olur. Konuşan bir ayettir. Size daima Allah'ı hatırlatır, ahireti hatırlatır. İşte Araf suresi 26'da da Allah Celle Celaluhu işte bunlar Allah'ın ayetlerindendir buyuruyor. Tesettür için size elbise yaratmasını Allah'ın ayetlerindendir diye ifade ediyor. Ayette hatırlatıcıdır dedik ya, Allah hatırlatıcıdır. Her mümini hanımefendi de mümin bir insan, insan ona baktığı zaman Allah'ı hatırlar. Kulluğu hatırlar, acizliği hatırlar. Tesettür hal diliyle konuşmaktır. İlmin, imanın, idrakin halde görünmesi, ortaya çıkmasıdır. Burada dersi karıştırmamak için araya girsem mi girmesem mi karar veremedim. Bilir. Bak, tesettür mücessem bir ayet haline gelmektir. Allah'ı hatırlatmaktır dedik ya. Şimdi akıllara gelebilir. Ya bir kısım münafıklar da örtüye bürünüyor. Ya bir kısım münafıkların örtüye bürünmesi sizin temel akidenizi sarsmamalı. Adam dünün Süfyanları ne yaptılar? Ezanı değişik bir hale getirdiler. Şimdi meseleyi münafıkların haliyle değerlendiremezsiniz. İlmi imanın haliyle değerlendirirsiniz. Bu budur. Elin onu suistimal etmesi başkadır. Yani siz ezanı çok garip bir hale getirdiler diye, dünün süfyanizmi garip bir hale getirdi diye, nasıl ki Allahu Ekber, Allahu Ekber sadasından rahatsız olmazsınız. Ezanı konuşurken doğrudan doğruya Allahu Ekber hakikatinin ulviyetini ve onun bütün kainata ilanını konuşursunuz. Aynen öyle de tesettürün bizdeki hali nedir? Biz bunu konuşuruz. Yoksa bir kısım insanlar sorular arasında inşallah gelirse ben ona cevabını vereceğim. Yani münafıkhane örtünme mi bu sizin tarif ettiğiniz? Elbette o değil, bu akla gelmesin. Ben saf haliye, imanı haliyle onu anlatmaya çalışıyorum. Tesettür hal diliyle konuşmaktır. Allah var, ben onun kuluyum, o benim Rabbim demektir yani. İlmin, imanın, idrakin halde görünmesi, ortaya çıkmasıdır. İlmin, yani insan iman etti, bildi, bir şeyler öğrendi, misafir olduğunu öğrendi, bir yapan, bir yaratan var olduğunu öğrendi, o vücudu ona birisinin verdiğini öğrendi, idrak etti. İdrakinin halde görünmesi, zuhur etmesi, ortaya çıkmasıdır. Yani tesettür ilmin halidir. İlmi haldir. Cehli hal değildir. Cehli hal tesettürsüzlüktür. Tefekkürsüzlüktür. Kulluğunu idraksizliktir. Hani diyoruz ya, hal ehli olacağız. Hal ehli olacaksak buyurun, hal ehli olmak tesettüre girmektir. İman tebliği yapacağız insanlara. Burası bir misafirhane diye anlatacağız. Bir sultanın huzurundayız, ev sahibinin huzurundayız, onun isteğine göre hareket etmemiz ve tavır almamız gerektir. Madem bunu insanlara hatırlatacağız, hal diliyle konuşacağız. Arkadaşlarımız hal diliyle konuşmaya çok önem veriyor, Allah razı olsun. İşte madem öyle hal diliyle konuşacağız, ilmin halidir tesettür. Cehlin hali değildir. Cahilane insanlarda, cahiliye insanında onu görürsünüz, tesettürsüzlüğü. Kalbindeki imanı tertemiz bir libas yapıp üstünde taşımaktır. Kalbindeki imanı bir insanın tertemiz bir elbise yapıp onu üstünde taşımasıdır. Yürüyen bir nur, beden elbisesi giymiş bir melek olmaktır. Bu da büyüklerimizin sözüdür. Yani insan öyle bir hanımefendi olduğunda, böyle tesettürüne, azamı dikkat eden bir hanımefendiye bir meleğe gidip böyle dua ister gibi istemesi geliyor diye ifade etmişti bir seferinde. Dua isteyesi geliyor diye ifade etmişti. Yürüyen bir nur, beden elbisesi giymiş bir melek olmaktır. Tesettür tebliğ ve irşattır. Yani bizim vazifemiz, müminin vazifesi tebliğ ve irşattır. Allah'a ait hakikatler insanlara öğretme, onları doğru yola hidayet etmeye çalışma, doğru yola onları yönlendirmeye çalışma, ikaz etme, yani onları uyarma, ihtar etmektir, hatırlatma. Yani kulsun, burası bir misafirhane, 3 günlük dünya için cehenneme gitmeye değmez, mülk sahibi gibi davranma demektir. Tesettür bizzat tebliğ ve irşattır.
nefse karşı tam ve hakiki bir cihattır. Tesettür nefse karşı tam ve hakiki bir cihattır. Tesettürüne dikkat eden bir hanımefendi Allah için her an büyük cihat yapıyor gibi inşallah sevap kazanabilir. Bak çok önemli. Tesettürüne dikkat eden bir hanımefendi Allah için her an büyük cihat yapıyor gibi inşallah sevap kazanabilir. Evet, tesettür küçük cihat değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle nefse karşı kazanılan büyük cihattır. Efendimiz Tebuk seferi dönüşünde onu tarif etmiş. Büyük cihat nefsin heva ve hevesine karşı yapılan cihattır buyurmuştu. Tesettür nefsin itirazına, heva ve hevesine karşı kazanılan en büyük zaferlerden biridir. Aynı manayı ifade eden başka hadislerde de bu hakikatisi ve bu hadiste bu mana teyit edilir. Tesettür onca insan arasından Hazreti Ayşe'nin yanında durmaktır. Kimin yanında duruyorsun? Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhu. Kimlerdensin? Kime benziyorsan onlardansın. Halinle, fikrinle, kalbinle, imanınla, idrakinle, görünüşünle kime benziyorsan onlardansın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok önem verirdi. Saçlarının taramasına kadar insanların önem verirdi. Benzememeye çalışırdı müşriklere biliyorsunuz. Tesettür onca insan arasından, bugüne kadar gelmiş milyarlarca insan arasından Hazreti Ayşe'ye benzemek, Hazreti Ayşe annemizin yanında durmaktır. Cennet kadınlarının seyyidesi, tesettür ve haya abidesi Hazreti Fatıma'yı yalnız bırakmamak, sahabe annelerimizle manen kucaklaşmaktır. Hazreti Fatıma annemiz tesettür ve haya abidesidir biliyorsunuz. Hadiseyi hatırladığım kadarıyla ifade etmeye çalışayım. Vefatı yaklaştığında Fatıma annemiz, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in karısı ziyaretine gidiyor. Biraz endişeli görüyor. Ölüm korkusu mu diye soruyor. Fatıma annemiz buyuruyor. Hayır, ölüm korkusu değil diyor. Ben tesettürüme elimden geldiği kadar ağzımı dikkat ettim. Fakat Arap'ın bir adeti var. Vefat eden insanı böyle düz bir tahtanın üzerine koyuyorlar. Umre'ye gidenler görmüştür ve hacca gidenler. Tahtanın üzerine koyuyorlar, getiriyorlar. Sıcak hararetli bir memleket olduğu için. Beni kefene sardıklarında, hanımları kat kat kefene sararlar, erkek gibi değildir, daha fazla yani. Kat kat kefene sardıklarında ben bugüne kadar hiç vücudumla ilgili hiçbir şey kimseye bir şey bildirmedim yani. Kendimi göstermedim kimseye. Ama az buçuk bir görünme ihtimalimden endişe ediyorum. O kefendeki kefenli halimle görünme halimden endişe ediyorum buyuruyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin hanımı da onu teselli ediyor. Ben diyor seni Habeşlilerin yaptığı gibi sen endişe etme. Ben seni eğer vefat edersen Habeşlilerin yaptığı gibi tabutta seni taşıttıracağım. Üzerine böyle ağaçlardan halkalar yaptıracağım. O halkaların üstüne de bir tane örtü atacağım. Kimse senin vücudunun nasıl olduğunu bilmeyecek. Bak anamız vefat ettiğinde bile bu kadar hassas. Tesettür neymiş? Hazreti Fatıma ile beraber olmak. Hazreti Fatıma hassasiyeti taşımak. Mahşer meydanına kimle çağrılmak istiyorsanız onlara benzemeye çalışması lazımdır bir insanın. Tesettür sahabe annelerimiz gibi olmak, dünyayı kimlerin yanında yaşadığın hakkında ahirete şahit bırakmaktır. Dünyayı kimlerin yanında yaşadın, kimler gibi yaşamaya çalıştın, bu noktada ahirete şahit bırakmaktır. Mahşer meydanına kim ile çağrılmak istediğini daha buradayken tesettür ifade etmektir. Yani yevmened ukulle ünasin bir imam himayet kelimesi var ya, o gün bütün insanları imamları ile çağırırız. İmamınız Hazreti Ayşe, imamınız Hazreti Fatıma, onunla kucaklaşmak, ona benzemektir. Onunla beraber çağrılmak, onunla beraber anılmaktır. Bence bir mümine hanımefendi bu şereften mahrum olmamalı ve en fazla da bundan titremeli. Ben Hazreti Ayşe annemden farklı bir ahbale giremem. Hazreti Fatıma annemden uzak kalamam. Hazreti Meryem'den uzak kalamam demeli. Tesettürü böyle bir şeref tacı gibi başında taşımalı. Evet, tesettür hakiki, tesettür halis bir duadır. Çok samimane bir duadır hal diliyle. Rabbena innena semina münadiyen yunadil imani en aminu bi rabbikum fe amenna buyuruyor ayet-i kerimede. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin deyince ayet-i kerimede davetçiyi işittik ve iman ettik diye o çağrıya işittim ve iman ediyorum diye cevap vermektir. Semina ve atana gufraneke rabbena ve ileykel masir diye
bütün varlığıyla söylemektir. İşittim, iman ettim. Peygamberinin sadasını işittim, emrini işittim, duymamazlıktan gelmedim. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben size diyor bir şeyi emredersem, ben size bir şeyi yasaklarsam onu kesinlikle yapmayın. Bir şeyi de size emredersem onu elinizden geldiğince yapın. Bir şeyi yasaklarsam kesinlikle yapmayın. Ben size açılıp saçılmayı yasakladım, onu kesinlikle onda en küçük bir fire vermemeye çalışmasıdır bir müminin, işittim, itaat ettim demesidir. Yani yasaklarda yani yasaklardan kesinlikle sakının. Emirlerle ilgili meselelerde elinizden geldiği kadar yapın. Tamam, mesela namazı huşuyla kılın. Elinizden geldiği kadar huşuya girmeye çalışırsınız. Ama bir yasak noktasında ben yasakladım, men ettim, ona kesinlikle yaklaşmayın buyuruyor. Mesela içkiyi yasakladım. Azıcık bir dokunayım, azıcık bir tadına bakayım, olmaz yani. Onun gibi. Domuz yasaksa azıcık bir tadına bakamazsınız. Tesettür emin elçilerin emin elçisi olmaktır. Emin ellerin gökten indirdiği tertemiz hakikat bu dini mübin. Bilenler bilir ki Muhammed emindir, Cibril emin. Emin elçilerin emin elçisi olmaktır. Emin elçi Hazreti Cebrail. Emin elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Emin elçi hanımefendi kardeşimiz. Tertemiz, emin bir elçi oldu. Allah'ı ve ahireti hatırlattı. Tesettür, Ebu Cehil'i yolunda yalnız bırakmak, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yolunda arkadaşsız bırakmamak için kendine düşeni yapmaktır. Tesettür, halis tevhiddir. Gizli şirkten aleni kurtuluştur. Ne demek? Gizli şirkten aleni kurtuluş ve tam ve hakiki bir tevhid. Allah'ı birleme, içinden, nefsinden hiçbir şeyi mülkü sahiplenmeme. Yani nasıl oluyor da halis tevhid oluyor? Şirkten tam kurtuluş oluyor. Tesettürle ne alakası var? Bu benim bedenim değil. Bu bedenin de bana hizmet eden kainatın da bütünü Allah'a aittir. Mülk sahibi odur ve mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Ben kim oluyorum ki onun bana emaneten verdiği ve ört dediği bedenimi örtmeyerek emanete ihanet edeyim. Haşa, mülkün sahibi benmişim gibi davranayım. Ayakta olduğuma bakmayın. Ruhum her an onun huzurunda secdede ve ona imanladır demektir tesettür. Tamam? Yani mülkü sahibine teslim ettiğin için tam tevhiddir. Beden benim olsaydı belki istediğim gibi haşa kullanabilirdim. Ama benim değil, bana emanet edilmiş. Allah şöyle kullan diyor, öyle kullanırım. İşte bu tam bir tevhiddir. Tesettür, emanete emanetle ihanet etmemek. Tesettür, emanete emanetle ihanet etmemek. Kızım, Allah sana güzel bir yüz mü verdi? Evet, güzel bir yüz verdi. Sana ihsanda bulundu, lütufta bulundu. E ne yapacaksın o Allah'ın verdiği güzellikle? Allah'a isyan mı edeceksin, ihanet mi edeceksin? Onunla, Allah'la insan arasına mı gireceksin? İnsanların akıllarını mı çeleceksin? Aklını başlarından alacaksın, nefislerinin esir olmasına mı sebep olacaksın? Hayır. Tesettür, emanete emanetle ihanet etmemek. Allah'ın verdiği emanete, o verilen emaneti kullanarak ihanet etmemek ve peygamberimiz gibi emin olmaktır. Kendisine verilen hiçbir şeyi suistimal etmemek, yanlış yerde kullanmamaktır. Uzatıyor muyuz bilmiyorum ama genel çerçeveyi böyle çizeceğiz. Tesettür, dünyayı ahiretle yaşatan bir ufuk enginliğidir. Dünyayı ahiretle birlikte yaşatan insanına bir ufuk enginliğidir. Niye tesettüre girdin? Çünkü ben dünyayı ahiretle beraber yaşıyorum. Mahşer meydanında hesap vereceğimi biliyorum. Bu dünyanın ahirete tebeddül, tebdil edileceğini biliyorum. Allah'ın huzuruna çıkacağımı biliyorum. Hayatın ölümle bitmediğini biliyorum. Ölümden ne korkarsın? Korkma, ebedi varsın. Bu upuzun yolculukta, o upuzun yolculuğu görme enginliğiyle yaşamak, daha buradayken mahşeri, hesap gününü görmek ve yaşamaktır tesettür. Tesettür, can kuşunu ten kafesinden azat etmektir. Can kuşunu, yani ruhunuzu bedenin baskısından hürriyete kavuşturmaktır. Ruhunu bedenin ve hislerinin esaretinden kurtarmaktır. Tesettür, Allah'ım. Şimdi enteresandır, bu tam terse döndü. Bunu aklıma geldi, söyleyeyim. Yeri gelince bir daha söyleriz. Günümüzde insanlar, böyle çok özür dilerim, böyle daracık elbiseler giyiyorlar. Böyle şey, tesettür, öyle bir tesettür olmaz da. O daracık elbise, elbiseyi daralttıkça ufukları enginleşiyor ve biz onları anlamıyoruz.
onların ufuklarını. Bu nasıl bir tenaküsse, dar elbise giydikçe manevi ufukları enginleşiyormuş. Bizim o çağdaş, o engin bakışı kazanamamızdan hor görüyormuşuz. Onlar çok ufuk enginliği kazanıyormuş. O daracık elbiseler nasıl ufuk enginliği kazandırıyorsa, tesettür insana, ciddi tesettür insana ufuk enginliği kazandırır. Onu da ifade edeyim. Eğer bir enginlik istiyorlarsa, uzak görüşlülük istiyorlarsa, çağı yaşamak istiyorlarsa, çağı aşmak istiyorlarsa onu tesettürle aşarlar. Yoksa Allah'ın sevmediği ahvallerle değil. Tesettür Allah'ım ben yalnız sana iman ettim. Masivaya ve beni yoldan çıkarmak isteyen kalabalıklara, insanlara, çoğunluğa değil. Ne olur beni şükreden azların arasına yaz. Benim imanım zamanları, çağları, içinde yaşanan şartları aşkındır. Nasıl senin peygamberin Hazreti İbrahim ateşlerin içerisine atılırken bile senden dönmedi, ben de inşallah bu ateşten çağda senden dönmeyecek ve sana olan imanımla kalacağım. Buzağıya tapanlarla buzağıyı, menfaatine tapanlarla menfaatini, hevalarını ilah edilenlerle hevamı ilah edinmeyeceğim. Ve onlarla birlikte olmayacağım, sırat-ı müstakimden, Kur'an'ın dost doğru yolundan hiçbir sebeple bile isteye ayrılmayacağım demektir. Örtünme emrine muhalefet ederek, men ittehaze ilahahu hevahu, isteklerini ilah edinenler ayetinin tokadını yemek istemiyorum. Ne olur beni merhametinle sar sarmala kuşat, bütün ateşlerden koru diye dua etmektir. Esma ilahini okuyup, sana alim deyip, yani Allah'ın esma ile arasında alim diyoruz ya Rabbimizi zikrederken, sana alim deyip kendimi bilen yerine sana hakim deyip, emrettiği her şeyde bir hikmet vardır, çok güzel faydalar, maksatlar vardır. Sana hakim deyip kendimi şartların ve zamanın gereğini gören yerine, sana rahman deyip kendimi ve başkalarını merhametli yerine koymayacağım demektir. Kendimi sana da senden çok merhamet eden Allah, herkese de herkesten çok merhamet eden Allah. Yani seni kim hangi noktada sana yol gösteriyorsa Allah'tan daha hayırlı bir yol gösterici kimse değil. Sana da hiç kimse Allah'tan fazla merhamet etmiyor, hiç kimseye de etmiyor. Tesettür Allah'ım sen ve libasü takva zalike hayrun buyuruyorsun. Takva elbisesini örtü olarak örtünün buyuruyorsun. Beni bu ifritten çağda, bu ahir zamanda en güzel ve hayırlı elbise olan takva elbisesiyle şereflendir ve beni sıddıkalar, salihalar ile haşret demektir. Yani hal dilinizde bunu söylediniz inşallah, tesettürlü hanımefendi kardeşlerim. İnşallah ahirette Hazreti Fatıma ile beraber haşr olursunuz. Tesettür özgürlüktür. Zehirli nazarların hücumuna karşı kadının hısnasinidir üstadımızın ifadesiyle. En güzel sığınağıdır. Üstadımızın ifadesiyle kadının karasıdır. Özgürlüğüdür, karasıdır. Yani bir asker nerede özgürdür? Sınırları aştığında mı, sınırın dışına çıktığında mı, sınırların içerisinde kaldığında mı? Sınırın dışına çıkarsa özgür değildir. Esir olur, kurşunlara hedef olur. Sınırların yasak dairesinin içine kalırsa, tür özgürlerinin içine kalırsa askeri alanın içerisinde orada istediği gibi oynar, gezer, yemeğini yer, maçını yapar, oynar, koşar, hareket eder. Onun gibi tesettürsüzlük insanı başkalarının nefsani, zehirli bakışlarının kölesi yapmaktır ki bugün o suistimali kadın taifesi nasıl kabul ediyor ve bunu nasıl özgürlük olarak değerlendiriyor onu çok anlayamıyorum ve gerçekten anlaşılabilir bir şey değil. Kadınlık aleminin tarihin belki de hiçbir devrinde bu kadar aşağılandığı bir dönem yoktur. Onlara bu kadar behimi hislerin aleti yapıp her yerde onların bedenlerini kullanmak, bilgisayar satarken bedenini kullanıp adamın aklını başından alacak, bilgisayarını satacak, adamın aklını başından alacak, hissiyatını konuşturacak, arabasını satacak. İşte onlara bu kadar suistimal etmeye karşı bir kadın olarak kadın izzeti, kadın iffetiyle bundan insanlık nasıl rahatsız olmuyor da orada oltaya takılan bir yem olmayı kabul ediyor bunu çok anlayamıyorum. Evet, tesettür namaz gibi füruattandır. Bir yerde Hazret füruattandır demişti. Füru demek iman esaslarından değildir demektir. Füruattandır ama kesinlikle teferruat olsa da olur, olmasa da olur bir ayrıntı değildir. Namazsız ve tesettürsüz imanı korumak çok zordur. Namazsızlık ve tesettürsüzlük iman kandilini fırtınalı havada fanüssüz bırakmak gibidir.
namazsız ve tesettürsüz bir imanın, insanın imanını koruması çok zordur. Devamında konuşuruz, sorularla beraber açılır inşallah. Zaman imanı kurtarmak zamanı diyenler, her bir günah içinde küfre giden bir yoldur dersini, bu yol var dersini, bu hadis-i şeriftir aynı zamanda, dersini Risale-i Nur'dan okuyanlar, kalplerdeki iman nurunun neyle ve nasıl korunacağını da çok iyi bilmelidirler. İmanınızı koruyacak şey takvanızdır. İttika imandan sonra hasıl olur. İman ittikayla, takvayla muhafaza edilir. Peki tesettürsüzlüğün neticeleri nelerdir? Yani neden bu kadar önemlidir? Birkaç maddede onu sayayım. Sonra inşallah sorulara geçelim. Tesettürsüzlük bir kere devamlı işlenen bir günahtır. Bir defa, bir an işlenen bir günah değildir. Malum bir insanın tesettürsüzlüğü birkaç saniyelik bir hadise değildir. Günleri, haftaları, ayları, yılları budur. Devamlı işlenen bir günahtır. Bu noktada düşünün, şeytan bir defa Allah'a isyan etti, başına geleni, akıbetini biliyorsunuz. İşte tesettürsüzlük devamlı işlenen bir günahtır. Onun için hiçbir müminin bunu hafife alma hakkı ve yetkisi yoktur. Hiçbir insanın, bizim meselemiz müminlerle konuşma. Mümin olmayanlar bu dersin muhatabı değil. Evet, bir an işlenen bir günah değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani bunun şeyi var, hani o şey var ya, bir an işlenen kalbe bir şey düşer diyor. Yukarıda geçti o hadis-i şerif. Yani bir insan bir günah işlediğinde kalbine siyah bir nokta düşer buyuruyor Efendimiz. Tövbe istiğfarla onu temizler, siler temizler. Eğer tövbe istiğfar etmezse, o günah da ısrar eder, devam ederse, o günah o kalbi istila eder, iman nurunu çıkarır buyuruyor ya. Onun için devamlı işlenen bir günah olduğundan Allah korusun, insanı imansızlığa götürür. İnkar etmiyorum der ama iman etmeyi bilmez. Beraberinde çok günahı getirir. Mesela tesettürsüz birinci maddemiz bu. Devamlı işlenen bir günahtır, alenen bir an değil. İkinci tesettürsüzlüğün zararı, aleni işlenen bir günahtır. Aleni işlenir, yani tesettürsüzlük evdeki ahval değildir. Evinde bir mümine hanımefendi oldukça rahat istediği gibi giyinebilir. Her mümin affedilir ancak günahını başkalarına açıklayan hariç buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buhari'de geçen sahih hadiste, ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler hariç buyuruyor. Tesettürsüzlük aleni işlenen bir günahtır. Her mümin affedilir ama aleni günah işleyenler hariç. Hani cennetin kokusunu dahi alamaz, hadis-i şeriflerde var başka hadislerde. Bu zamanda hiç gereği yok diye işlenen bir günahtır. Her tesettürsüz kendine bir bahane bulur. Benim yaşadığım ülkede, benim yaşadığım şehirde, benim yaşadığım okulda, benim yaşadığım iş yerinde bu hiç gereği yok. Bu zamanda hiç gereği yok diye işlenen bir günahtır. Bu ifadeler insanı küfre düşürür. Alın bakın büyüğümüzün bu noktadaki soruya cevabını dinleyin. Bir insan böyle düşünürse küfre gideceğini apaçık ifade ediyor. Allah'ın emrine böyle bir muhalefet olmaz. Sen de bunu bilmedin, böyle bizim yaşadığımız şartları bilmedin. Böyle bir emir mi olur der gibi bir ifadedir. Nefsi müdafaa yaptıran bir günahtır. Her tesettürsüz muhakkak nefsini müdafaa eder. Bu da eskiden bu sohbeti yapmamıza vesile olan şeylerden bir tanesi buydu. Belki okuma sıkabilir. Onun için ifade edeyim. En çok insanı rahatsız eden noktalardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Bizim memleketimizde Müslümanlığı ezan duymuşluk kadar bilen insanlar bile eskiden dinimize karşı saygı göstermekte daha hassastılar. Dinden yontmuyorlardı, taşı kendi kafalarına vuruyorlardı. Mesela bir şey ifade edeyim. Bir sohbete davet etmişlerdi. Ayrıntısını bilmiyordum ama böyle hususi bir grup var dediler. Onlara bir sohbete gidelim. Olur dedim ben, gittik. Bağdat Caddesi mi var şeyde, Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'nde güzel bir ev. Eve gittik, kapıyı çaldık, içeride bizi böyle bir genç grup karşıladı. Kokteyl yapıyorlar ayakta, kadınlı erkekli bir grup. Böyle bir atmosfer olduğunu bilmiyordum. Gittik, yine de giderdim yani, Rabbimi anlatmak için bilmiyordum ama. Gittik, işte oturduk, ben bunlara ne anlatırım? Allah'ımızdan bahsedilir dedim. Gece saat 11-12'ye kadar Allah'ımızı anlattım. Gerçekten çok da güzel dinletler. Hanımefendiler oturdular, beyefendiler oturdular. Ailelermiş, karı kocaymış. Birlikte oturuyorlar. Dinlediler. Sohbetin bir noktasına geldik. Daha doğrusu sohbet bitmek üzereydi. Hanımefendinin bir tanesi bir soru sordu. Hocam dedi, benim bu halimden, ya hiç söz söylemediğim için hiç de ima etmedim Allah'a şükür.
Çünkü insanların şahsi halleriyle bizim onlarla uğraşıp kafalarına taş vurmak gibi bir derdimiz yok. Bu sohbetimiz hakikati ortaya koyma. Yoksa herkesin durumu Allah'la ilgili, Allah'a karşı yapılan saygısızlık açısından bir derece rahatsız oluruz ama kimsenin de kafasına taş vurmak gibi bir derdimiz o günde yok, bugün de yok. Baktı ki hiçbir şey söylemedim. Sonunda dedi ki hanımefendi, tarif etmek doğru olur mu? Çok özür dilerim. O minetek falan diyorlardı. Öyle bir ahval işte. Özür dilerim, o benim hanımefendi bir kardeşimdi. Dedi ki hocam dedi, benim bu halimden, yanında da kocası oturuyordu, onu işaret etti. Benim bu halimden bu mesul mü? Kocam mesul mü dedi. Ben dedim ki kardeşim, biraz anlattım böyle, işte yine devam ettim. Sonra dedim ki bak, ben biliyorum ki siz Allah'ı ve Resulünü kendi nefsinizden çok seven bir mümine hanımefendi kardeşimizsiniz. Herhalde dedim, dinin ruhunu sizin nefsiniz hatırına incitmemi istemezsiniz. Bana şunu önce siz söylemeniz lazım. Nefsinizi birazcık incitecek bir cevap versem doğru mu olur? Bunu mu tercih edersiniz? Yoksa dinin ruhunu, Allah'ın, Resulullah'ın hukukunu mu rencide edeyim? Dedi ki hocam benim nefsim ne olacak dedi. Feda olsun dedi yani. Siz kesinlikle aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i rahatsız edecek en küçük bir ifade kullanmayın. Şimdi eskiden benim kardeşlerim, insanımız böyleydi. Şimdi bu münafıkların tesiriyle ayarlar o kadar bozuldu ki insanlar dinin ruhu rencide edilsin, ayetler yontulsun, bugüne kadar hiç anlaşılmadığı gibi anlaşılsın, her şey kimlik değiştirilsin, ahval değiştirilsin, her şeye caizdir denilsin, bunun yolu açılsın, bu bekleniyor. Nefisleri hatırına din imha edilsin. Halbuki eskiden böyle değildi, nefsi müdafaa böyle yapılmıyordu. Ama tesettürsüzlük günümüzde korkunç ölçülerde nefsi müdafaa yaptıran bir günah haline geldi. O hanımefendi kardeşim o şekilde giyinince günaha girmiş olur, harama girmiş olur. Ama nefsi hatırına dininin değiştirilmesini isteyince küfre girmiş olur. Farkına varmadan Allah korusun küfre girer insan. Farkına vararak veya varmayarak. Allah'ın hükmüne razı olmayarak o adamı kafir yapar. İnsanlara böyle yollar açıyorlar. Ve onları da öyle anlatınca insanların nefsine hoş geliyor. Bir mümin kesinlikle bunu istememeli. Benim nefsime hoş geleni duymak istemiyorum. Ben bana hakikati söylemeni istiyorum. Beni bir münafık yerine koyarak bana cevap vermeni istemiyorum demesi lazım. Kalbinde zerre kadar iman olan bir insan. Ama ne kadar gariptir ki insanlar illa nefsime hoş geleni söyle diye insanlardan onu bekliyor ve onu da alkışlıyor. Ne kadar ufuklu konuştunuz, ne kadar güzel diye. Neyse, başka günahlara yol açan bir günahtır tesettürsüzlük. Başka günahlara yol açan bir günahtır. Yeryüzünde hiçbir tesettürsüz yoktur ki netice itibariyle, hemen ekseriyeti itibariyle. İşte bir özür dilerim, mesela başını açtıktan sonra ya güzel giyineyim demeye başlar. En azından yani insanlar yanında hoyrat durmayayım, öyle nefis oradan yaklaşır. Güzel giyinelim ya, kötü de görünmeyelim, biraz hafiften de boyanmaya başlayalım. Sonra biraz boyanır. Sonra işte üstüne başına dikkat etmeye başlar. O üstüne başında giydiklerini daha böyle işte cazip hale getirme yoluna girer. Allah korusun daha büyük günahların yolu açılır. Nitekim de birçokları adına da böyle oluyor. Başka günahların yolunu açar bir kendi adına. Bir müddet sonra yani namazlar aksamaya başlar, evrad-ı eskerler aksamaya başlar. Hizmet diyebildiği her şeyin kimliği değişir. Böyle İşte ağaçları seven, kanaryalar sevenler derneği gibi bir dernek olarak dini anlamaya başlar. Hiçbir şeyden rahatsız olmaz. Her şeyi böyle biz işte bir insanlık şeyiyiz. Dünyevi bir hareketiz sanki gibi böyle garip garip ifadelere girer, orada durmaz yani. Tesettürsüzlük orada duran bir günah değildir. Hani içki, şarap şişede durduğu gibi durmaz diyorlar ya. Tesettürsüzlük de kesinlikle orada durduğu gibi durmaz. İkincisi büyük günahlara yol açan bir günahtır arkadaşlar. Başkalarında günaha yol açar. İnsanların hislerini, heveslerini tahrik ettikçe başkalarını da günaha yol açar. Bu noktada bir ağır ceza hakiminden dinlediğim bir mesele vardı ama birkaç arkadaşımızla, Murat Bey'le ve bir abimizle daha paylaştım. Anlatayım mı bunu dedim. Çok ağır hocam dediler, bunu anlatmasanız dediler. Ben de onlara ittibaen anlatmıyorum ama hissiyatını tahrik edilen insan yaptığı cinayetlerden, işlediği günahlardan kendisi mesul olduğu gibi onun hissiyatını tahrik eden insanlar da mesuldür. Hassas teraziyle tartan Allah'ın terazisi ahirette elbette onun hakkını ona verecektir. Bu başka günahlara yol açmak, hissiyatlara tahrik etmek günümüzde öyle bir sınıra ulaştı ki, sınırsızlığa ulaştı ki Allah korusun.
insanlar tam bir fitne devrindeyiz bir kere. Hüküm fitne devrine göre düşünülmeli. Öyle korkunç bir fitne devri ki çok özür dilerim. Temayüller anormal değişti. Hayvanlara meylediyor insanlar. Değişik değişik meyiller oluyor. Anormal bir devir. Başka ne yaptı? İşte cinayetlere sebebiyet verdi. Çok özür dilerim. Bir istatistik okudum geçenlerde. Türkiye'de bir yılda çocuklara musallat olma resmi rakamları, çocuk istismarı ile ilgili resmi rakam 30 bin. 30 değil, insanlık çapında 3 olsa vallahi fazladır. 1 olsa yemin billah vallahi fazladır. Bir tek çocuğa böyle bir şey yapılmamalı. Bütün bunların yolunu açan şeyler nedir? Hevesat-ı nefsaninin önünün açılmasıdır. Bunu küçük görüyor insanlar. Yani sizin başınıza bir hadise gelince büyük. Birisi bir de bir yerden geçerken işte başına bir hadise geliyor, büyük oluyor. Büyüktür, evet, çok büyüktür. Kainat çapında büyüktür, inkar etmiyoruz. Kardeşim 30 bin çocuk diyoruz. Bu çocuk senin çocuğun değil diye küçük mü yani? Buna yol açacak şeytani bir şeyden, şeytani yolun hepsini kapatalım diye. Bütün insanlık çalışsa değer. İlk çalışma benden başlar diye hanımefendi kardeşim düşünse ve ben hiçbir insanın hevesat-ı nefsaniyesini tahrik edip onun insanlıktan çıkmasına sebep olamam dese, kendinden başlasa inşallah yeter. Melek gibi bir ahbar kazanır, o ciddiyet insanlara tesir eder. Laubalilik tesir etmiyor. Bize tesir eden üstadımızın samimiyetiydi, hocamızın samimiyetiydi. Gözünü kaldırıp bakmamasıydı. Zannediyorlar ki insanlar gevşedikçe insanlara tesir, ya Allah'ın rızası olmayan bir şeyde nasıl tebliğ ve irşad olacak, nasıl hizmet olacak, nasıl tesir olacak? Onda Allah'ın rızası yok. Büyük günahlara yol açar. Arkadaşların hatırına o dehşetli hadiseyi, o dehşetli cinayet anlatmayacağım. Bir insanın nefsi tahrik edilince nasıl bir cinayet işliyormuş, nasıl bir suç işliyormuş? O suçu işleyen çocuğun, delikanlının annesi olmak ister misiniz? Dün o da dünyaya tertemiz çocuk olarak gelmişti. Babası olmak ister misiniz? Dedesi olmak ister misiniz? Bu kadar korkunç bir yükü yüklenen bir aile olmak ister misiniz? Ona yol açan bir insan olmak ister misiniz? Günahı öyle sadece bir açıdan yapılmayan bir şey olarak görmemek lazım. Onun peşinden getirdiği korkunç şeyleri de beraber hesap etmek lazım. Başkalarını günaha yol açan bir günahtır. Beşincisi, fıtratı değiştiren, kadını erkekleştiren bir günahtır tesettürsüzlük. İbn Abbas Efendimizin rivayetiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere lanet etmiştir. Yine İbn Abbas Efendimiz kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lanet etti buyuruyor. Ebu Hureyre Efendimizin de başka bir rivayeti var. Kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına Allah lanet etti, etsin buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, şunları hızlı hızlı tekrarlayayım. Soru geldiğince gene konuşur. Heva ve heveslerin güdümünde yaşayan insanlara sürekli ruhsatları göstermenin onları daha da laubalileştireceği bir gerçektir. Kırık testi de söyleniyor. Ben söylemiyorum. Ne yapacakmışsınız? Heva ve hevesini besleyen, güdümünde olan insanlara onları laubalileştirici üslupla konuşarak onları maneviyata irşad edemezmişsiniz. Büyüğü mü söylüyor? Üstadımız ne diyor? Laubaliler ruhsatlarla okşanılmaz. Azimetlerle şiddetle ikaz edilir buyuruyor. Herhalde her meseleyi üstadımızdan iyi bilmiyoruz. Bu mevzuda üstadımızdan iyi bilmiyoruz. Laubaliler ruhsatlarla okşanılmaz. Hazreti Mevlana'nın bir yılan hikayesi var. Onu şimdi anlatmayayım. Araya bir sürü şey girdi. Hazreti Mevlana da o uzun yılan hikayesinde bir yılanın getirildiğini anlatıyor. O yılan işte yapıldığı zaman, sıcak bir atmosfere bırakıp uyandırıldığı zaman diyor, sizi yutan bir ejderhaya döner. Aynen öyle de nefsinizi mahrumiyetle terbiye edin. Mahrum bırakarak terbiye edin. Yoksa siz nefsinizin isteklerine uyarsanız, nefislerin isteklerini yerine getirirseniz o nefisleri firavunlaştırırsınız. Din, iman, tanımaz hale getirirsiniz diyor. Doğruyu nefsine hoş gösterecek şekilde söyleyebilirsiniz. Bak, farzı nefsine hoş gösterecek şekilde söyleyebilirsiniz. Nasıl? Yani işte bir ilacı bir şerbetin içine katıp verebilirsiniz. Bunun bir mahsuru yoktur. Ama çocuğa zehiri bir güzellik gibi göstermek, haramı bir güzellik gibi göstermek, namazsızlığı, bu da olur canım, problem değil. Tesettürsüzlük o kadar büyük bir mesele değil, dinin meselesi haşa değil. Demek gibi korkunç bir ihanet olmaz. Bununla ilgili akıllara sorular gelir. Yani meşkuk bir semere için muhakkak günaha girilmez. Meşkuk bir semere, bu da Hazret'in sözü, meşkuk şüpheli bir meyve.
Yani şöyle yaparsan birisi şey olacak, dine ısınacak haşa, muhakkak bir mazarrata girilmez. Yani muhakkak bir günaha girilmez. Neymiş muhakkak günah? Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapıyorsun. Belli değil yani kalbine bir şey damlayacak mı, damlamayacak mı? Günah işleyerek bugüne kadar da kimsenin kalbine hakikat damlatabilen bir tane insan görmedim. Ne dedi her seferinde? Görüşeceğiz işte birisiyle. Ne yapalım dedi? Her zaman bir mümine nasılsa öyle olun dedi. Her zaman bir mümine nasılsa öyle olun. Kendinizden taviz vermeyin. Kimliğinizi değiştirin demedi. Kendi kendimize tevillerle nefislere hoş gelip görünmeye çalışmak doğru değil. Mevhum maslahat için muhakkak mazarata girilmez. Dar elbiselerin geniş ufuk bakış enginliği kazandırdığı kadınlar. Notlarımdan paylaşıyorum. Zararı def etmek maslahatı celbetmekten evladır. Evet. Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Ebu Hureyre Efendimizin hadis-i şerifini söyleyeyim, demin tam söyleyemedim. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakının. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiği ölçüde yerine getirin. Çünkü biliyorsunuz bizde evvela tahliye olur, sonra tahliye olur. Yani önce temizlik olur, sonra süsleme olur. Evet, bunun farklı ifadeleri de vardı şimdi. Evet, önce temizlersin, sonra süslersin. Yani feraizden önce günahı terk etmek vardır. Önce la dersin, sonra illa dersin. Tesettür Allah'ın emridir. Allah'ın emri olması olan her mesele bizim için her şeyden üstündür. Allah'ın Celle Celalü, yani birçok ayet-i kerimede diyeyim, Rabbim beni affetsin, birçok ayet-i kerimede emrettiği bir hakikattir. Ve bizim için elbette çok kıymetlidir. Ama biliyorsun, bunu biz Selefi Salihinde de böyle görüyoruz, İslam tarihinde de böyle görüyoruz. Meseleyi anlatmaya hiçbir zaman tesettürden başlamamışlar. Çünkü imanını ikame edemediğiniz bir insandan amel bekleyemezsiniz. Kalbinde iman yerleşmemişse, temeller sağlam olmamışsa amel sağlam olmaz. İnsanın kalbinde ne varsa hareketler ona göredir. Onun için evvela temel imani bahisleri kalbine yerleştirmek gerektir. İslamiyet'te biliyorsun tedricilik vardır. Allah da o usulle hakikati göndermiş, inzal buyurmuştur. Mevcudatı da o şekilde yaratmıştır. Bebeğin beslenmesi başkadır. Mamayla beslersiniz. İşte 18 yaşındaki çocuğun beslenmesi başkadır. Onu işte değişik gıdalarla, yemeklerle beslersiniz. Onun için midesinin mamayı kaldıramayacağı insanlara böyle bir meselenin anlatılması doğru değil. Herhalde böyle mülahazalarla umumi yerlerde anlatmadık. Bugüne kadar gerçekten hususi olarak böyle tesettür bahsini hiçbir yerde sohbet şeklinde yapmadım. Belki yani ev derslerinde de bir yerde hatırlıyorum. Ev derslerinde böyle sürekli yaptığımız derslerde bir gruba yaptığımı hatırlıyorum. O da bu hadiseden sonra yine olmuştu. Onun dışında çok özür dilerim böyle bir söz söylemek. Yani siz de ifade ettiniz. Allah on binlerce dersi okutturdu Risale dersini. On binlerce. Kaç kez onun sayısını Allah bilir. Ama dediğim gibi bir tane hatırlıyorum. Bunu yapmamanın sebebi de o tedrice dikkat etmeye çalışmaktı, derecelendirmek. Yani zaten Allah'ı seven, Allah'a tam iman etmiş birisi, ya Allah'ın huzurunda Allah'ın yasakladığı bir kıyafetle gezmeyeyim diye düşünür. Allah'ın yasakladığı bir ahval olmayayım. Burada şu da akıllara gelebilir. Yani tesettür meselesi tabii bayağı zor bir meseledir. Hanımefendi kardeşlerimi oradan da takdir ediyorum. Zor olduğu, hele bu çağda fevkalade zor. Onu inkar edilemez. Ama şunu da o kardeşlerimiz kabul etsin ki bir erkek için de bugün gözünü sakınmak en az o kadar zordur. En az o kadar. Gençlik yıllarımızı öyle atmosferlerde yaşadık. Gözünüzü sakınmak için insanlar elinden gelen gayreti gösterdiler. Geçen gün bir kardeşimizle bu mevzuyu paylaşırken kafamı direklere çarpıp kafamı alnımı kanattığım çoktur abi demişti. Çoktur gerçekten yani. Şimdi onlar için evet çok zorlukları var. Diğer kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz için de çok zorlukları var. Bahsetmememin sebebi doğru. Hususi mekanlarda şöyle bir tabiatım da yok. Beni birazcık tanıyorsunuz yani. Bir hakikati Allah korusun saklayamıyorum. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruluyor. Yani hadis şeylerinde muhaddisler anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara açıklanması gereken bir konu olduğunda hiçbir zaman susmazdı. İnsanlara muhtaç olduğu her şeyi onlara söylerdi buyuruyor.
Ben de insanın muhtaç olduğunu gördüğüm yerlerde iki tane nokta üzerinde durmaya çalışmışımdır elimden geldiğince. Bir namaz, ikincisi de tesettür konusunda birebir de herkese söylemeye çalışmışımdır. Çocuklarınızı vaktinde namaza alıştırın, tesettüre alıştırın. Çocuğun tesettürü de büyüğün tesettürü gibidir. Ergenlikten sonra tesettüre kesinlikle çocuğunuzu, hani çok fıtratı değişik olması lazım, bir ecnebiye yaptırmaktan daha zordur. Namaz kıldırmak da öyledir. Efendimizin emrettiği gibi çocukluktan başlayın demişimdir. Ama umumi yerlerde yapmadım. Belki tedriç açısından önce iman hakikatleri anlatılsın diye. Yani burada şu da Allah razı olsun bu sorunun şöyle bir faydası oldu. Yani niye geldiniz de yine kadınlarla ilgili bir meseleyle dininizi anlatıyorsunuz? Ya bu bizim gibi insanlara kesinlikle söylenmez. Çok haksızlık olur. Adam on binlerce sohbetinden bir tanesinde dine ait bir meseleyi bahsettiyse bu da bugün imana zarar verir hale geldiğini gördüğü için demin dediğim gibi. Mesela adam nefsini müdafaa etmiyordu hanımefendi, hata benim diyordu. Dinin yontulmasını, rencide edilmesini istemiyordu. Dinin ruhunun rencide edilmesini istemiyordu. Ama şimdilerde dinin ruhunu rencide et hocam diyor. Eskiler bunu anlamamışlardı. Ayette böyle bir şey yok de, haremlik selamlık yok de. Sen çok güzel hocasın. Bunu bekliyor insanlar. Bu imana zarardır. Onun için şimdi ihtiyaç hissettim. Bu söz de biliyorsunuz Üstadımız Hazretlerine ait. Tesettür fıtridir, fıtratın lazımıdır diyor. Bir şey fıtridir ne demek? Göz için görmek fıtridir. Gözünüzü kapattığınızda gözün gündüzün nurundan ayrılmaya tahammülü yoktur diyor Hazreti Mevlana. Gözün gündüzün nurundan ayrılmaya tahammülü yoktur. Ne demek? Gözünüzü kapattığında aranızda rahatsız olursunuz. Fıtratında görmek var. Yani devamını şöyle izah edebiliriz. Hazreti öyle izahı var mıydı? Mesnevi'de tam hatırlamıyorum ama. Gözün gündüzün nurundan ayrılmaya tahammülü yoktur. Kastı öyle mi Hazretin? Kalbin Allah'tan ayrılmaya tahammülü yoktur. Kulağın sesten ayrılmaya tahammülü yoktur. Damağın lezzetten ayrılmaya tahammülü yoktur. Güneşin göstermesi, ışık yayması, ışık getirmesi fıtratındandır. İnsan tabiatında da biz bakıyoruz. Bu aleme insan nasıl gelmiş? Aleme sair hayvanat sanki bir başka yerde eğitim almış da bu alemde vazifesini yapmak için gelmiş gibi. Arılar sanki bir yerde bal yapmayı öğrenmişler de, yol bulmayı öğrenmişler de buraya gelmişler gibi. Burada ne üniversiteye gidiyorlar, işte ne navigasyon cihazı kullanıyorlar, ne bir başka şey. Ama yollarını da buluyorlar. Arıların karnında lezzetlerin en tatlılarından balı da Allah pişiriyor. Bu fıtri. Şimdi insan bu aleme cahil olarak geliyor. Hayata ecnebi olarak geliyor. Bir de insan bu aleme fıtri bir libas ile gelmiyor. Derisi var sair hayvanat gibi ama fıtri bir libas ile gelmiyor. Diğer hayvanların üstünde bakıyorsun bir elbiseleri var. İşte kanaryanın kendine göre bir elbisesi var. Aslanın kendine göre bir elbisesi var. Ceylanın kendisine göre bir elbisesi var. İnsan dediğimiz varlığın bakıyorsun ki üzerinde bir elbise yok. Fakat Allah Celle Celaluhu insana giyinebileceği elbiseler yaratmış. Elbise yapabileceği eşyalar yaratmış. İpek yaratmış, ip yaratmış. Dokuma sanatını ona öğretmiş, nesçetmeyi öğretmiş. Bu da Allah'ın ayetlerindendir. Size giyinecek elbise yaratması Allah'ın ayetlerindendir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. İşte onun için bu açıdan fıtridir. Yani burada fıtridir bu zamanda neden çok önemli? İnsanlar dinin bir emrinin insan tabiatına ters olduğunu zannediyorlar. Allah'ın her emri insan tabiatına çok uygundur. İnsan saçından tırnağına kadar şükür fabrikasıdır. Memnuniyet fabrikasıdır. Aldığınız her şeyden memnun olursunuz. İnsan aldığı her şeyden memnun olur mu olur? Biri size çikolata verse memnun olursunuz. Araba verse memnun olursunuz. Elbise verse memnun olursunuz. E Allah size her şeyi verdi mi? Gözü verdi, kulağı verdi, burnu verdi mi? Hepsinden memnunsunuz. İşte memnuniyet gayri şuuri şükürdür diyor üstadımız. İnsanı Allah şükre kilitlemiştir. İnsanın vicdanına, kalbine Allah imanı yazmıştır. Kur'an'ın vahyini evvela Allah Celle Celaluhu sizin kalbinize yazmıştır. Kur'an'a ait hakikatleri. Onun içindir ki fıtridir. Fıtratınızda, yaratılışta sizi kim yarattıysa Kur'an'ı da o gönderdi. Sizi de en iyi bilen Allah, kainatı da en iyi bilen Allah, içinde yaşadığınız zamanı da, şartlarınızı da en iyi bilen Allah. İşte ben yurt dışında yaşayacağım, bilmem kaçıncı asırda yaşayacağım. Herhalde buraya çok uymaz. Allah haşa onu bilmedi ki böyle bir emir verdi. Böyle bir şey yok. Allah'ın kanunlarında eskime yoktur. Nasıl güneş eskimez, Allah'ın kanunları da öyle eskimez. Size yol gösterici olan güneş eskimediği gibi manevi rehberiniz olan güneş, Kur'an'ın manevi güneşiniz olan Kur'an'ın hükümleri de eskimez.
insan fıtratına uygundur. Vicdanları temiz olan her kardeşimiz bunu hisseder. Yani ben yani çok fazla yani bilemiyorum. Allah akıbetimizi hayırlı eylesin. Ama bu halimle, bu kadar kötü halimle diyeceğim ama sanki estağfurullah yatırımı yapmış gibi. Yemin ederim Kabe'de günlük hayatta gezdiğim kıyafetle bir sefer namaz kıldım. Elbiselerimizi çantaya verdik, havaalanına gönderdik. Mecburen oradaki o entarimi çıkarmak zorunda kaldım. Vallahi Kabe'de çok utandım. Öyle namaz kılmak. Allah'ım senin huzurunda bu olmazdı dedim. Bin pişman böyle özür dileyerek vicdanım burkuldu. Allah'ın huzurunda böyle olmaz. Fıtridir yani benim gibi bir insan taş bile suya düşünce ıslanıyorsa, benim gibi bir insan da bu kadarını hissediyorsa, her insan tesettürsüzlüğün çok keri, çok abes bir şey olduğunu hisseder. İnsanın vücut huzurlarını insanlara göstermesinin nasıl bir maksadı ve faydası olabilir? Ne elde edersiniz? Bir insan vücudunun değişik huzurlarını başkalarını tahrik edecek şekilde gösterince o insanın kimya bilgisi mi artar, matematik bilgisi mi artar yoksa hevesatın efsaniyesine mi hitap etmiş olursunuz? Tek hitap edeceğiniz noktası vardır, hevesatı nefsaniyesidir. Yani söyleyemiyorum, ifade edin, Türkçesini bile söyleyemiyorum, utanıyorum. Hevesatı nefsaniyesidir, özür dilerim. Şehevi duygularıdır, onları harekete geçirirsiniz. Yoksa ne matematiği artar, ya işte çok kainatta bir nizam var, bir ölçü var falan düşünmez. İnsanlıktan çıkar, sizi böyle hayvani bir mahluk olarak haşa, öyle bir insan olarak değerlendirmez, bir ceset olarak değerlendirir. Aşağı alır, kendini de aşağı alır, size de bir zillet yaşatır. Onun için fıtridir. Üstadımız %100 doğru söylemiş. Türenlik falan değil de cehalet. Yani çok komik bir örtünme anlayışı var. Ben sizin vicdanlarınıza hissettirmeye çalışayım. Şimdi Allah Celle Celaluhu emrediyor. Değil mi? Ayeti hatırlamaya çalışayım. Vel yadribne bihumurihinne ala cunubihinne diyor. Örtülerinizi başınızdan. Humurihinne demek? Humur, hamr aynı kökten. Yani içki de aklı örter ya, baştan aşağıya kadar Allah size tırnağınıza kadar, bir hanımefendinin başından tırnağına kadar örtülmesini Allah emrediyor. Şimdi saçınızı örtmenizi emrediyor bir hanımefendi kardeşime. Bunda ittifak ediyor insanlar. Ya Allah rızası için saç nedir? Saç, çok özür dilerim, doğrudan bir cinsiyet uzvu mudur? Bir insanın vücudunda en az cinsiyet uzvu olarak ne var derseniz belki birinci sıraya saçı yazarsınız. En az odur. En az karesi budur. Saç bir yemeğin içine düşse mideniz bulanır, yemeği yemez hale gelirsiniz. Allah size onu bile örtmenizi emrettiyse, çok özür dilerim, kadınlık uzuvlarının bütünüyle belli olmasını hiç müsaade eder mi? İslam tarihinde müsaade edilmiş mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz örtü emri geldiğinde insanlara tarif etmemiş mi? Bizzat eline örtüyü alıp göstermemiş mi? Hazreti Ayşe annemizin örtü tarzı belli değil mi? Hazreti Fatıma annemizin belli değil mi? Binlerce senelik birikim ortada yok mu? Böyle bir örtünle sizin aklınıza soruyorum ben yani. Şeytan buna gülmez mi ya? Geçen gün Twitter'a yazmış bir tanesi. Çok özür dilerim böyle birisi için. Yani ifade etmek bile bana şey geliyor da. Demiş ki, bu kadın demiş çok yanlış anlamış. Yani kafasını örtmüş birisi için. Çok özür dilerim, daracık giyinmiş öyle, kafasına bir şey bağlamış. Yani ne farkı var, kime ne öğretirsin ya? Hangi insanın örtünme duygusunu, hassasiyetini teşvik etmiş olursun? Allah'ı da kandıramazsın, kendini de kandıramazsın. Yok ben hassas bir mümineyim falan. Kendine de yalan söylüyor, başkasına da yalan söylüyor, haşa Allah'a da yalan söylüyor. Örtünme hassasiyeti böyle olmaz. Adam da altına yazmış, dindar bir insan değil. O üslubundan onu anlıyorum. Bu demiş çok yanlış anlamış. Açacağı yerleri örtmüş, örteceği yerleri açmış. Açacağı yeri örtmüş, örteceği yeri açmış. Onun için kadının doğrudan doğruya kadınlık uzuvlarının çok rahatlıkla böyle daracık elbiselerle, adı neyse onlarla geziyorlar. Ama İslam dünyasında çok güzel giyinen hanımefendi mümine kardeşlerimiz de çok. Hususuyla Ehl-i Medine'yi keşke kardeşlerimiz taklit edebilseler. Ben Ehl-i Medine'ye hayran kaldım gerçekten. Efendimizin sünnet Ahmediyesine farza tam riayet ediyorlar. Ellerinden geldiğince riayet etmeye çalışıyorlar. Ama öyle bir örtünme sizce vicdani mi yani? Vicdanınız da öyle mi? Yani bir bakınca insanın hiçbir duygusuna hitap etmez mi? Neresi kapalı demez misiniz ya? Bu ne kapalılığı yani? Hadis-i şerifte de var zaten. Kasiyatul ariyat diyor.
Hani kapalı çıplak diyor Efendimiz Aleyhisselam. Öyle bir örtünme yok. Onun için günümüzün tesettür anlayışı kesinlikle fıtri değil. Şeytanı güldürecek bir şeydir. Şeytan kahkaha atıyordur bugün öyle kafasını örtüp diğer taraflarını böyle daracık kıyafetlerle gezen kadınları gördüğünde kahkahadan yıkılıyordur. Maksat bu kadar tersine dönmüş bu zaman. Mesela şöyle bir şeyle açmaya çalışayım. Kur'an-ı Kerim diyor ki anne babanıza öf demeyin. Ne anlarsınız bundan? Anne babanıza öf demeyin ama çok güzel dövebilirsiniz. Kafasını gözünü kırabilirsiniz. Hakaret edebilirsiniz. Küfür edebilirsiniz. Böyle anlayabilir miyiz ya? Öf demeyin. En az sınır değil midir bu? En az. En az öf bile deme. Ya Allah sana başını ört diyor, saçını ört diyor. Ne diyor? En azı bu. Öbür taraflarını nasıl örteceksin onu mümine kardeşlerimiz kendileri mülahaza etsinler. Ve o mevzuda ellerinden geldiği kadar Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Fatıma'ya benzemeye çalışsınlar. Kesinlikle günümüzün tesettür anlayışı doğru değil, fıtri değil. Ha burada da bir kısım insanların kaba saba hallerini insanlar tenkit etmek için, cahilane hallerini tenkit etmek için bazen onlara İslam'ın emrettiği şeyleri de tenkit ediyorlar. Bu doğru değil. O Allah'ın emridir. Allah'ın emrinde başka şeyi yanlış yapabilir. E doğru yaptığı noktada tenkit edemezsin. Mesela bir adam yani misal vermeden bu tür şeyler olur. Mesela adam sarhoş. Ya sarhoşluk haramdır dersin. Ama adam yardımseverdir. Bir fakirin ihtiyacını görüyordur. Birisinin tedavi masrafını karşılamıştır. O da bir güzelliktir. Güzelliğine güzellik diyeceksin, çirkinliğine çirkinlik. Cahilliğine kaba sofu olmasına, insanlara böyle dini haşin göstermesine, dindeki tertibi korumamasına, anlatma sırasını korumamasına, bu tip şeylere elbette hoş değil diyebilirsin. Yani illa başkasının amel defterini tutmak yok da. Onların o halini beğenmiyorsan beğenme. Ama doğrusuna da doğru diyecek kadar bir müminin kalbi istikamet üzerine olmalı. Onun için bazı insanların o hallerine bunlar gibi mi olacağız? E onlar gibi ol ama için güzel düzgün olsun Efendimiz gibi ol. Her şeyiyle illa bir meselenin bir tarafını alıp bir tarafını terk etmek zorunda değiliz. Dost doğru olalım. Evet bunu da büyüklerimiz tefsirlerde anlatıyorlar. Ya eyyühen nebiyyü kullu ezvacike ve benatike yübnine aleyhinne min celabibihinne diyor ayet-i kerime. Ey nebi ya eyyühen nebiyyü kullu ezvacike eşine ezvacike ve benatike kızına eşlerine kızlarına benatike yübnine aleyhinne min celabibihinne ve benatike ve nisa'in müminine mümin kadınlarına ve kızlarına de diyor. Üzerlerine cilbab örtülsünler. Cilbab Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biraz evvel ifade ettim. Ayeti geldiğinde sahabe efendilerimiz sormuşlar. Ya Resulallah demişler biz cilbabı nasıl anlayacağız? Bugüne kadar yoktu biz bilmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cilbab niyetiyle eline bizzat bir örtüyü almış. Bizzat kendisi göstermiş. Ondan sonra da İslam uleması cilbabı anlatırken her seferinde ellerine bir örtü almışlar. Efendimiz'i takliden bizzat pratikte uygulayarak göstermişler. Cilbab dış elbise demektir. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Kaldıramayacağı şeyleri söylememek için. Cilbab dış elbiseyi demektir. Tepeden tırnağa örtünmektir hocam. Ve apaçık bir ayettir. Bununla ilgili her yere bakabilirsiniz. Son devirde yazılan bizim tefsirlerimizden Elmanlı Hamdi Yazır Hoca'nın bile cilbab tefsirinde yazdığı yorum %100 doğrudur, şeye uygundur. Sahabe efendilerimize Efendimizin anlattığına uygundur. Son devrin büyüğümüzün söylediği ifadesiyle son devrin modernleşmesinden, son devrin dünyevileşmesinden etkilenenler bir kısım öyle kendilerince yorumlar getirmişler diyor. Ama bu mevzuda mesela şöyle diyorlar, o yorumlar getirenler de fitne devrinde şu kadar, fitne olmayan devirde bu kadar. İnsanlığın bundan daha korkunç bir fitne devri yaşadığı yok. Bütün peygamberi zişan efendilerimiz veya en korkunç devirlerden birisi de budur, yoktur demeyeyim doğrudan da. Peygamberi zişan efendilerimiz, Efendimiz buyuruyor, bütün peygamberler ahir zaman deccalinden ümmetlerini ikaz ettiler buyuruyor. Bu devir o kadar fitne devri. Madem kardeşim bir iki fukaha öyle demiş, yani zayıf fukaha öyle büyük fukaha fakihlerden değil de zayıflardan öyle son devrin fakihlerinden diyelim demişler. Biraz bu ayeti farklı yorumlamışlar ama bunu niye hani gündemimize niye alacağız? Bizzat tatbik edemesen bile hanımefendi kardeşim cilbaba aynıyla tatbik edemesen bile elinden geldiği kadar ciddi ol. Bu mesele laubali olunacak bir mesele değil. İmanını muhafaza edemezsin.
ibadetini muhafaza edemezsin, irşadını muhafaza edemezsin, her an Allah'a isyan ediyor gibi bir halde geziyor olursan Allah korusun. Elinden geldiğince yap yani. Cilbaba'dan kastettiğini Efendimiz'in bunlar çok açık anlatılıyor. Yani hatta bunun üzerinde kitaplar var. Ben bir tanesini öyle şu anda biliyorsunuz şeyle temin edebiliyoruz. Geçenlerde onu tekrar okudum ama burada bütün ayrıntısıyla konuşmayacağım. Çünkü herkesin kaldıramayacağı şeyi söylememek doğrudur. Ama olabildiğince bol, baştan ayağa örtünebildikleri kadar fazla örtünmeleri kardeşlerimiz açısından ait. Evet, Ahzab suresi 33. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Bela teberrecne teberrücel cahiliyetil oğla diyor. Bela teberrecne teberrücel cahiliyetil oğla. Teberrüç hocam burç kelimesi var ya bizde burç kelimesi. Burç kelimesi gibidir. Tesettürün tam tersidir. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Cahiliye kadınları gibi teberrüc etmeyin. Teberrüc gösteriştir. Görünmeye çalışmaktır. Bizim Suat Yıldırım abimiz de bu teberrüce, kadının süslenip dışarıya çıkması manasını vermiş. İslam alimlerinin tamamı da bu manayı vermiş. Kadının görünmeye çalışmasıdır. Allah onu cahiliye, müşrikinin adeti söylüyor. Cahiliye müşriki, özür dilerim, cahiliye kafiri nasıl kendini göstermeye çalışıyorsa, dışarı çıkarken nasıl dikkat çekmek için işte bir kıyafet kendisine buluyorsa süslenmek için elini gözünü şimdilerde boyuyorlar. Öyle boyanıyorlar. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ağır bir ifadeyle dışarı çıkarken koku sürülmeyi de öyle biliyorsunuz yasaklar. Bir hanımefendinin onu haşa çirkin bir davet gibi işte böyle kendini başkalarının hissiyatına arz etme, başkasının nefsine hoş gelecek şekilde arz etmeye, görünmeye, göstermeye, çalışmaya teberrüç deniyor. Onun için Allah kesinlikle yasaklamış. Ahzab 33'e bakabilirsiniz. Bir mümin hanımefendi kesinlikle başkaları için süslenmez. Ya nasıl bir art niyet olur? Başkası için niye süslensin bir insan hanımefendi? Yani bayanlar kendi aralarında süslenebilir. Evinin içerisinde süslenebilir. Yabancı erkeklerin görebileceği bir meydana çıkacakken bir hanımefendi neden süslenir? Ehli iman bir hanımefendi bunu neden yapar? O hanım bir başkası onu öyle görünce, ya süslü ve güzel gördü, çok özür dilerim. Ne olacak? Ya işte çok maneviyatım mı arttı diyecek. Allah ne böyle hikmetli mi yaratıyor diyecek. Yoksa hevesatın efsaniyesi mi tahrik olacak? Hevesatın efsaniyesi tahrik olacak. Bunu hiçbir mümine hanım böyle bir şeye alet olmayı istememeli. Ve bu teberrüçten sakınmalı. Bu oluyor mu? Bakıyorsun benim yeğenim diyeceğim arkadaşımın kızı. Örtünmüş kendince böyle ayağına kadar baktım örtünmüş. Ama o kadar anormal süslenmiş ki. Ya kızım dedim içimden yani yüz yüze konuşamıyoruz. Babasına böyle konuştum birazcık. Ya yani biraz da duygulandım, ağladım, üzüldüm çünkü. Dedim ya abicim ya bu nedir, manası nedir yani? Bu kadar çocuk büyür. E madem bu kadar süsleneceksin de niye örtünüyorsun? Kendini bu kadar teşhir etmeye çalışıyorsun. Örtünmenin manası nedir? Nefislere hitap etmeye çalışıyorsun. Hissiyatları kendine cezbetmeye çalışıyorsun. Ya evde kalırım korkusu mu? Hiçbir hayırlı kısmet çıkmaz. Bakın annelerin tuzağı bu biraz. Evde kalır kızımız korkusuyla kızlarını arz etmeye çalışıyorlar. Günümüzde böyle açık saçıklığın sebeplerinden bir tanesi nefisleri ilah edinmekse bir tanesi de bu. Evde kalır falan gibi takdim ediyor, arz ediyor. Hiçbir zaman ne bir kısmet bulur ne de hayırlı bir kısmet bulur. Hiçbir hayır da elde edemez. Dünyasını kaybetmese bile Allah korusun ahiretini kaybeder. Onun için bütün kardeşlerimiz, hanımefendi kardeşlerimiz teberrükten sakınsınlar. Bir burç gibi insanlara dikkatlerini çekecek şekilde dışarıya çıkmasınlar. Öyle süslü, allı, pullu şeylerle örtünme olmaz. Hatlar belli olacak şekilde örtünme olmaz. Kokularla, boyularla örtünme olmaz. Aynı şekilde haramdır. Ve kesinlikle haramdır. Hatta lanetli bir haramdır. Nasıl? Umuma günahı bulaştırdığı için Allah Resulü nasıl hani lanet olsun diyor. Öyle lanetli bir haramdır. Allah muhafaza buyursun kardeşlerimiz. Evet. Amin. Usta Bey, lütfen devam edin. Sorularınızı sorun. Evet hocam, başka bir sorum. Buyurunuz. Tavsiyat, hariyat hadisi hakkında bilgi verir misiniz? Bu hadise Nur Suresi 62. ayete bakan yönü bu anlamdır. Kasiyatul Ariyat diye hadis-i şerif vardı. Notlarımda bakayım bulabilirsem. Ama onu hiç zorlamadan aklımda kaldığıyla söylesem herhalde olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ateş ehlinden iki zümre var, ben onları görmedim diyor. Henüz görmedim. Ateş ehlinden iki zümre var, ben onları henüz görmedim.
Bunlardan birincisi buyuruyor, ellerinde inek kuyruğu gibi kamçılarla insanlara dayak atanlar. Bu hadisi yorumlayanlar günümüzün polislerinin elindeki cop olduğu manasını veriyor. Coplar insanlara diyorlar ya, ben o cümleyi görmedim diyor. Yani bir ateş ehlinden diyor bunlar. Ehli cehennem diyor yani. Ya bu ehli cehennemden iki cümleyi görmedim henüz diyor. Daha dünyaya gebenden sonra gelecekler manasına. Bir ellerindeki kamçı gibi böyle şey kuyruğu gibi, sığır kuyruğu gibi ellerindeki kamçılarla insanları dövenler. Yani coplarla insanları dövenler. İkincisi de kasiyatul ariyat buyuruyor. Yani giyinmiş çıplaklar buyuruyor. Giyinmiş çıplaklar bu meseleyi de nasıl ifade ediyor? Onlar diyor cennetin kokusunu dahi alamazlar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cennetin kokusunu dahi alamazlar. Halbuki cennetin kokusu şu kadar şu kadar mesafeden alınır. Bir yerde 500 bin kilometre, 500 bin işte 500 yıllık mesafe, bir yerde 1000 yıllık mesafe gibi ifadeleri var hadisten yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadar uzaktan cennetin kokusu alınabildiği halde giyinmiş çıplaklar cennetin kokusunu alamaz. Dediğiniz o Nur 60'taki mesele acuze annelerimizle ilgili mesele. Yani acuze anneler, yaşlı bir hanımefendi. Yaşlı hanımefendi artık vücudundaki dış örtüsünü çıkarabilir buyuruyor ayet-i kerime. Fakat çıkarmamaları onlar için daha hayırlıdır buyuruyor. Dış elbiselerini çıkarabilirler. Acuze bir hanımefendi yani 80'lik bir nine. Ne diyor ayet-i kerime? Dış elbiselerini çıkarabilir. Yani onun artık hani dış elbise dedik yani cilbaplarını çıkarabilirler. Cilbaplarını çıkarabilir. Dış örtüsü bugün ne olarak kullanılıyorsa işte bol bir pardüsü giyiyordur hanımefendi kardeşimiz. İşte yaşlı bir nenemiz onu çıkarabilir. 70'lik, 80'lik bir nenemiz. 75, 80 artık. Artık kadınlıkla ilgili hiçbir şeyi kalmamış. O çıkarabilir. Ama ayet ne diyor? Çıkarmaması daha eftaldir diyor. Şimdi buradan ne anlayacağız? Nineleriniz dış elbiselerini çıkarmamaları onun için daha hayırlıysa çıkarabilir. Arkasından diyor çıkarmamaları daha hayırlı. Bir genç kadının giyinmiş çıplak gibi gezmesine İslamiyet hiç cevaz verir mi? Yani işte yok çok özür dilerim bugünlerde kullanıyorlar. İşte bir şeyler giyiyorlar üstlerine isimlerini söylemek istemiyorum. İşte o şekilde giyinmesinin bence dinen hiçbir mahsuru yoktur denemez. Diyen kim varsa yanlış söylüyor ve dine ihanet ediyor. İster teberrüc ayetinden, ister Nur suresi 60. ayetten, ister kasiyatul ariyat hadis-i şerifinden, ve diğer birçok ayet-i kerimeden, ister humuruhinne ayetinden, hangi açıdan bakarsanız bakın, kesinlikle bir hanımefendi vücut hatlarını gösterecek bir şekilde dışarıya çıkmamalıdır. 60'da böyle tevil edebiliriz, ikisini bir arada. Yani bir acuzeye müsaade ediyorsa demek ki gence müsaade etmiyor. Bu manayı çıkarmak için dahi olmaya gerek yok. Evet. Son bir soru. İslam'da haremlik sevamet var mı? Yoksa sonradan ortaya çıkmış bir taassup mu? Evet, bu da enteresan bir şey. Yani enteresan tarafı öyle sanki sonradan çıkmış gibi ifade edilmesi enteresan. Hicab ayeti geldiğinde biliyorsun ennebiyyü evlâ bil müminine min enfüsihim ümmühatihim diyor. Ennebiyyü evlâ bil müminine min enfüsihim. Müminlerin eşleri ve ezvacuhu ümmühatihim. Yani sizin annelerinizdir diyor. Kim? Ezvacı tahiret. Peygamber size sizin nefsinizden daha eftaldir diyor önce. Sonra da diyor ki onun hanımları sizin annelerinizdir diyor hocam. Sonra ayet-i kerimede diyor ki min verail hicab. Eğer diyor ey peygamber hanımları siz müminlere bir şey vermeniz ihtiyaç halinde bir müminle muhatap olmanız gerektiğinde o müminle min verail hicab. Ayet diyor ki bir perde arkasından görüşün. Hicabı dilciler izah ediyorlar. Apaçık ayrıntılı izah ediyorlar. Yani o bir cilbap da değildir diyorlar. O vücuda temas etmeyen bir perdedir. Hicab. Hicabı bazen işte öyle şey cilbapla aynı manayı verenler de olmuş da dilciler diyorlar ki yok o vücuda temas etmeyen perdedir. Min verail hicab. Şimdi ayet size dedi ki müminlerin anneleri sizin
Ve ezvacuhu ümmahatuhum buyuruyor. Ahzab suresi 6. ayette. Sizin annenizdir dedi. Annen olunca ne oldu? Kıyamete kadar evlenemezsin. Öz anneden daha aziz annemizdir bizim. Hazreti Ayşe annemiz. Öz anneden daha aziz annemizdir Hazreti Sevde annemiz. Hazreti Hatice annemiz. Hazreti Fatıma annemiz. Bir mümin onunla kıyamete kadar bir daha evlenmesi yasaktır. Yasak mı? Annen mi annem? Şimdi annen ama kan bağı olmayan annen. Akrabalıkta üç şey vardır. Bir tanesi kan bağıdır, bir tanesi süt bağıdır, bir tanesi evlilik bağıdır. Şimdi bu üçünde de üçü de yok. Kan bağı yok. Kan bağı yok ama annen, manen annen. Annen gibi evlenmen yasak. Şimdi emir, annenle perdenin arkasından konuş. Onlarla perdenin arkasından konuşun. Sesleriniz de kaba tutun diyor. Perdenin arkasından konuşun. Kalbi zayıf olan olur diyor. Ve Enes Efendimiz bu hadis-i şerifi ifade ederken, anlatırken diyor ki Enes bin Malik Efendimiz. Bu ayet-i kerime şu sebeple nazil oldu. Girmeyelim. Ayet-i kerime nazil olduktan sonra veya nazil olurken ben işte annelerimizin bulunduğu tarafa ufak, o evin çocuğu ya, o evde büyümüş. 10 yaşından itibaren o evde büyümüş. Anneleri de büyümüş. Ben diyor o tarafa, annelerimizin olduğu tarafa bu ayetten sonra o tarafa doğru meylettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem perdeyi çekti. Ve veya ben, yani benim o tarafa geçmemi engelledi. Şimdi sorumuz şu hocam, Mustafa hocam. Sahabe efendilerimiz manen bizden daha az zayıf. Bizden daha zayıf. Haşa. Maneviyatlar haşa, hiçbirimizden zayıf değil. Milyar kat üstün. Sahabe efendilerimiz. Annelerimiz mi hanımefendi kardeşlerimizden daha maneviyatları zayıf, haşa. Onlara diyor ki sen annenle ama kan bağı olmayan annenle. Perdenin arkasından görüş diyor. Siz de sesinizi kaba tutun diyor. Buna şimdi onu perde çekiyor, hicap çekiyor. Ondan sonra sen diyeceksin ki yok, bu asr-ı saadette yoktu, bu sonradan çıktı. Bunun İslamiyet'le uzaktan yakından alakası yoktur. Biz öteden beri tarih boyu hep haremlik, selamlık olarak yaşadık. Bir de bu tevarüs etmiş kültür böyle bir hamlede reddedilecek bir ilim değildir. Tevarüs eden ilim reddedilecek bir ilim değildir. Şimdi Efendimizin namazı. Nasıl namaz kıldı? Falan gördü. Efendimiz şöyle namaz kıldı. Öteki de gördü. Namaz böyledir dedi. Öteki de gördü. Namaz böyledir dedi. Bu artık pratik bir ilim haline geldi. Ehli Medine'nin pratiği bizim için sünnet hükmündedir. Bu yalanlanacak bir şey değildir. Mesela İstanbul şöyle bir şehirdir. Şurasında da şu stadyum vardır. Bu nasıl yalanlayamazsın? Bütün insanlar şahittir. İnsanlık tarafından fiili olarak nakledilmiş şeyler de yalanlanmaz. Yalanlanması, yanlışlanması mümkün değildir. Selefi salihinden asırlar boyu biz bunu böyle görüyoruz. Osmanlı'da böyle görüyoruz. Abbasi'de böyle görüyoruz. Emevi'de böyle görüyoruz. Sahabe efendilerimizde böyle görüyoruz. Dünyanın her yerinde Selçuklu'da böyle görüyoruz. Müslümanlar haremlik ve selamlık olarak yaşamışlar. Bunu işte yok, bu kadar da mutaassıp olmamak lazım. Sen bugün mutaassıp olmayalım, beraber aynı yemek yiyelim beraber desen. Nitekim o da oluyor. Ya işte gelsin kadın hanımefendi beraber işte aynı soru. Hiç oturduk mu ya bugüne kadar? Bu iman hizmetini, Kur'an hizmetini tanıdığımızdan bu yana hiç kapıyı açtık da hanımefendi kardeşimizi alıp aynı mecliste bir arada oturduğumuz vaki mi? Şimdi siz aynı mecliste otursanız akşamleyin yemek yediniz diyelim. O bir yemek yeme meselesi var. Konuyla hiç alakası yok da onu da şeyle karıştırıyorlar. Yanlış tevil yapıyorlar. Kendi nefislerine göre. Yani birlikte yemek yiyebilirsiniz. Birlikte yemek yiyebiliriz. Hep beraber erkek kardeşlerimiz birlikte yiyebiliriz. Bununla ilgili hiç kadınlarla ilgili bir mesele başında geçmiyor, sonunda geçmiyor, evvelinde geçmiyor. Hadisin nakli şeyin sebebin uzulde geçmiyor. Niye kadınları katıyorsun kardeşim birlikte yemek yemeye? Hiç alakası yok. Konu başka. Girmeyeyim ben şimdi. Mesela geldi. Evde haremlik selamlık uygulamadık. Neden? Bir aradayız dedik. Topluca yemek yedik. Kızınla oğlan beraber yemek yediler. Ertesi gün kızın aldı, telefon etti. Gel dedi işte falan. Beraber yemeğe gidelim. Seni yemeğe götüreyim. Yemeğe götürdü kızın. İşte akşam yemek yediği delikanlıyı, karşılıklı yemek yediniz. Ertesi gün sen dedin ki kızım ne yaptın sen? Yemeğe götürdüm. Kimi? İşte falanı. Ya olur mu kızım dedin. Dedi baba dün akşam beraber yemek yedik oldu. Ama bizim evimizde başkalar da vardı. Aynı masada bir sürüydük. Bizim yediğimiz lokantada da birçok insan vardı. Yalnız olmaya imkan yok ki zaten. Şimdi şehirlere çıkıyorsun. Bir sürü insan var diyebilir. Bunu nasıl İslami bir şey olarak ifade ederler anlamıyorum. Yani haremlik selamlık yoktur diye. Yani ne cilbap meselesi.
ne işte humur meselesi, ne işte annelerimiz meselesi, o acuze kadınlar meselesi, nur ayeti meselesi, ne teberrüç meselesi, ne Enes Efendimiz'in anlattığı mesele, bunun hiçbir tanesi haremlik, selamlık uygulamasının kaldırılmasını kabul etmez. Haremlik, selamlık %100 İslamidir, asr-ı saadetten beri vardır ve günümüzde de Müslüman aileler, ehli hizmet bunu devam ettirmelidir. Evet. Bu deminki soruda, Mustafa Bey'in sorusunda, haremlik, selamlık meselesinde bir de şunu diyeyim. Allah Celle Celaluhu Nur Suresi 31. ayette, notlarıma bakınca aklıma geldi, ve Nisa Suresi 23. ayette bir hanımefendiye haram olanları ve helal olanları tek tek sayıyor. Yani birisinde, ayetin birisinde erkeklere haram olanları sayıyor, birisinde kadınlara haram olanları sayıyor veya helal olanları ifade buyuruyor. Şimdi tek tek bu kadar o kadar ayrıntılı anlatıyor ki, süt bağından kaynaklanan, işte nikahtan kaynaklanan veya işte kan bağından kaynaklanan bütün o mahremiyeti tek tek ayet-i kerime sayıyor. Şimdi ayet-i kerimeler böyle kadın içinde, erkek içinde mahrem olanları bu kadar sayması, o zaman abes olur yani, eğer haremlik, selamlık yoksa. Yani herkes dayınız gibi ise, herkes teyzeniz gibi ise, herkesle aynı mekanda rahatlıkla bulunabilecekseniz, o zaman bu ayet-i kerime bu kadar ayrıntılı, tek tek isim için isim neden saydı? Demek ki onların dışındakiler sizin mahreminiz değil. Hatta hadis-i şerifte var işte, erkeğin işte yakın akrabasıysa buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o ölümdür diyor. Yalnız başlarına kalmaları ölümdür, daha tehlikelidir buyuruyor. Onun için haremlik, selamlık İslam'da kesin emirdir. Şimdi Nihat hocamızın dediği meseleye gelince, hani o mesele doğru. Yani erkeğin de tesettürü var. Nitekim ayet-i kerime Nur Suresi 30. ayetle başlarken, mümin erkeklerine söyle yabancı kadınlara bakmasınlar diye evvela mümin erkeklerden başlıyor. İslam'da erkeğin tesettürünün sınırları da apaçık anlatılıyor. Kadının tesettürünün sınırları da apaçık anlatılıyor. Yani öncelik orada ayet-i kerimede Nur 30'da erkeklerden bahsediyor tesettür olarak. Sonra bayanlardan bahsediyor. Ya vaki durum şu anda erkeklerin tabii aynı şekilde tesettüre girmeleri lazım da, tesettür içerisinde olmaları lazım. Bugünkü bizim kıyafetimiz tesettüre çok uygun mu? Elinden geldiği kadar herkes yapmadı yani. Bunlar çok ayrıntıya girmeye çok gerek yok, insan utanıyor da elinden geldiği kadar yapabilirsiniz yani. Ne yapabilir arkadaşlar? Olabildiğince bol giyinebilir erkek arkadaşlar. Bir namaz kıyafetleri olur. Onu mümkün olduğunca giyinirler. Nitekim benim burada o şekilde kıyafetlerim var. Mahsur olmadığına Allah'ın izniyle inanıyorum ve o tipli kıyafetlerle içtimai hayata çıkıyorum. Yani burada erkekler gündeme neden alınmıyor gibi bir mesele yok. Erkekler de gözlerini haramdan sakınacaklar, harama karşı kısacaklar. Kadınların tesettür meselesi doğrudan doğruya Allah'ın üzerinde tafsilatı durduğu bir mesele olduğu için bizim de onun üzerinde durmamız çok tabii ve çok normaldir. Bugün de suistimal edilen kadının tesettürsüzlüğü meselesi, kadının, o şerefli annelerimizin bir fitne unsuru olarak kullanılması meselesi Nihat Bey. Her ikisi de haramdır. Bunu herkes biliyor. Yani birisi anlatılınca ötekisi yok demek değildir. Birisinin anlatılması ötekine de kafidir zaten. Yani bir erkek de tesettürüne azami derecede dikkat edecek. Bir hanımefendi de dikkat edecek. Gözünüze de dikkat edeceksiniz. Kulağınıza da dikkat edeceksiniz. Sözünüze de dikkat edeceksiniz. Kalbinize de dikkat edeceksiniz. Gitmenize, gelmenize de dikkat edeceksiniz. Kapıyı çalışırsınıza bile dikkat edeceksiniz. Dediğiniz gibi çok geniştir. Elin, gözün, kulağın hepsinin bu mevzuda hissesi vardır. Hepsinde dikkat edeceksiniz. Ha, sadece bayanlara saydık, bayanlarla ilgili bir mesele. Ya bu da çok hoş bir tepki değil bence. Yani neden bayanlar tesettür? Yani erkeklerin durumu çok daha hafif olmadığını söyledim ben o dönemde. Bursa gibi bir şehirde, gençlik yıllarında, biyoloji gibi bir okulda okumuş bir insan olarak, gençliğin en yıllarında, taze yıllarında ve daha yeni yeni nurları, büyüğümüzü tanıdığımız bir dönemde, elimizden geldiği kadar hassas olmaya çalıştığımız bir dönemde ne kadar meşakkat çektiğimizi herkes biliyor. Yani oradaki o günkü arkadaşlarımızın temizliklerini muhafaza etmeye çalışmaları, haramdan bir bakışlık olsun murad almak istememek için, almamak için, murad almaya çalışmamak için, nefislerinin tesirinde kalmamak için,
Bir de his akıldan hızlı konuşur Nihat Bey. His bir anda tesirinde bırakır. Sen onu anında def edeceksin. His çabuk ulaşır. Akıldan daha süratlidir. Hissi hisle baskılayacaksın. Onun için ben nasıl büyük tahribat yaptığını, iffetsiz şey, tesettürsüzlüğün tahribatının öyle anlatılması kanaatindeyim. Yani şu kadar çocuğa şu kadar zarar veriliyor. Bu kadar insan bu sebeple mahvediliyor. İçtimai hayat böyle zedeleniyor. Toplum hayatı, aile hayatı böyle zedeleniyor diye anlatılarak hissiyatlarda bu noktadan terbiye edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama yani sadece erkeklerle ilgili bir mesele. Yani çok insanımızın umumunun böyle çok problem yapacağı bir mesele olduğu kanaatinde değilim diyerek bu mevzuyu bitireyim. Yani tesettürsüzlük büyük bir tahriptir. Biraz evvel saymaya çalıştım ya. Tahriptir. Tahrip kolay, tamir çok zordur. Yani siz bir insana bir meseleyi çok zor öğretirsiniz. Onun kalbini inşa edersiniz bir meseleyi. Namazı bırakmadırması birkaç saniye içerisindedir. Namaza kalkmayınca kalkmamış olur. Harama bir anda bakabilir. Harama bir anda gidip bir anda kumar oynayabilir. Bir anda içki içebilir. Onun için tahribat açısından çok kuvvetlidir yani. Bir de yorulmuşum herhalde. Tesettürsüzlük gerçekten çok büyük günahlara sebebiyet veren bir mesele. Yani imanınızı muhafaza edemezsiniz. İmanın iman esasları arasında mıdır? Değildir. Ama tesettür İslam'da var mıdır? İnanmak iman esaslarındandır. Çünkü Allah'ın emrini inkar etmiş olur bir insan. Ama bizim bildiğimiz o altı iman esaslarından değildir. Bu şekilde bu hüküm açısından bakarsanız Kur'an'ın bütün ayetlerinin imana bakan yönü vardır. Hiçbir ayeti inkar edemezsiniz. Yani neyle ilgili olursa olsun ayet-i kerim, isterse borçla ilgili olsun, isterse borçların yazılması hukukuyla ilgili olsun, o ayet-i kerimenin inkarı insanı kafir yapar. Şimdi tesettür imana, İslam'a ait bir meseledir böyle ama doğrudan doğruya iman esasları içerisinde değildir, imanın muhafızıdır. Tesettürünü muhafaza edemeyen bir insanın imanını muhafaza etmesi çok zordur. Ne gibi? Mesela her gün böyle günaha giden, her gün haram işleyen bir insan. Bu insanın dindar olması nasıldır? Kolay mıdır namaza başlatılması? Çok zordur. Ruhuna duyuramazsınız. Konuşsanız sesiniz gitmez kalbine. Kalbinde zift tutmuş bir nokta sizi daima perdeler ve engeller. Erkek bakınca tahrik olur, tahrip olur. Yıkıma uğrar. Erkeğin maneviyatı bakışla yıkıma uğrar. Kadının maneviyatı da haram nazarlara, o semli, o zehirli nazarlara diyor üstadımız. O zehirli nazarlara muhatap olunca tahrip olur. Onun için o tahrip olmuş bünyenin daha sonra sağlam ve sağlıklı olması çok zordur. Maneviyatını takviye etmesi çok zordur. Bu noktada mümin müşrik farklıdır tabii. İşte müşrik böyle daha değişiktir. Müminin durumu daha değişiktir. Müşriğin durumunu İşte hiç o eve elektrik gitmemiş bir şeye benzetiriz. Elektrik bağlarsanız açılır bir anda. Müminin gevşekliği, laubaliliği onda öyle bir tahribat yapar ki elektrik lambalarının yerini bozmak gibidir. Düğmeyi merkezden açsanız da ışık yanmaz. Onun gibi yani. Bu noktada evet tesettürsüzlük meselesi çok tahribata sebebiyet verdiğinden, umumi yani böyle aleni bir günah olduğu için çok önemlidir. Başkalarına günahı bulaştırma olduğu için çok önemlidir. Birçok büyük günahın yolunu açtığı için tesettürsüzlük çok önemlidir. İnsanların ruhlarını deforme ettiği için, erkeğin kadının ruhunu deforme ettiği için, maneviyata karşı kalbini, aklını kösele haline getirdiği için, duymaz, anlamaz hale getirdiği için tesettürsüzlük gerçekten çok büyük bir tahriptir ve çok önemlidir. Kimse öyle insanların imanını bu meseleyi hafife alarak onu kurtaracağını zannetmesin. Bu mesele hafife alarak İnsanların kalbinde imanın ikame edilmesi çok zordur. Evet, kanaat acizlerimce asıl esaret tesettürsüzlüktür. Yani başta insan kendi nefsinin esiri olur. Nefsinin esiri olanın özgür olması mümkün değildir. Hani kölenin kölesi diyor ya, padişahın bir tanesi geliyor sana ihsanda bulunayım diyor Evliyaullah'tan birisine. Diyor ki hadi oradan kölemin kölesine ihsanda bulunacaksın. Diyor ki Hazret biraz böyle tepeden konuştum, rahatsız olduğunuzu biliyorum ama ben sizin hangi kölenizin kölesiyim diyor. O da diyor ki sen işte çok özür dilerim şehvetinin kölesisin. Ben şehvetimi kendime köle ettim diyor. Sen hırsının kölesisin, ben kendime hırsımı köle ettim. Sen kibirinin kölesisin, ben kendimi kibirin köle ettim.
Şimdi özgürlüğe nereden baktığınıza bağlı. Yani özgürlük insanların arasına girip öyle gayrimeşru hareketler yapmaksa, orada onların nefislerine uygun hareketler etmekse asıl esaret budur. Köle biliyorsun ne yapar? Sahibinin isteğine göre hareket eder. Sahibinin nefsani isteklerine göre de, işte kendi isteklerine, arzularına göre de hareket eder. Günümüz kadınlarını güçlüler kendi arzularına göre kullanıyorlarsa, kim özgürdür, kim köledir? İnsaflarınıza soruyorum. Galipler, güçlüler, zenginler günümüzün kadınlarını kendi emelleri doğrultusunda kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? Sokakta kullanıyorlar mı? İş yerinde kullanıyorlar mı? İşte o sanat dedikleri camiada kullanıyorlar mı? Onların her birileri söylüyor. Çok suistimal edildik diyor. Çok istismara maruz kaldık diyor. Çok kötü emellerine insanlar alet ettiler veya alet etmeye çalıştılar diyor. Zahiren öyle bir özgürlük gibi görünüyor. Ama hakikatte özgürlük değil. Hakikatte kölelik. Gidiyor bir hanımefendiyi 1000 kişinin hizmetkarı yapıyor. 1000 kişinin hizmetkarı yaparken de 1000 kişinin hevesatı nefsaniyesine uygun bir tarzda giyinip kuşanmayı, açılıp saçılmayı ona mecbur ediyor. Sonra diyor ki seni kocandan özgür kıldım. Ya 1000 kişiye köle yaptın, 1 kişiyle o evde de karşılıklı hukuku koruyacaktık. O benim hakkımı gasp etmeyecekti. Benim onun üzerinde hakkım olacaktı, onun benim üzerinde hakları olacaktı. Sen beni 1000 kişinin kölesi yaptın, 1000 kişinin nefsani hislerine hitap edeyim diye şu şekilde giyinmemi, şu şekilde kokular sürünmemi, şu şekilde süslenmemi de mecbur kıldın. Onlar da her fırsatta beni istismar ettiler. Bir noktaya gelebilmem için, önümü açabilmem, yolumu açmak için her türlü çirkin tekliflerde bulundular. Bunlar kesinlikle özgürlük değil, tesettürsüzlük evvela nefse esaretten başlayan bir esarettir hocam. Göz hapsiyle, his hapsiyle, emel hapsiyle, niyet hapsiyle, muamele hapsiyle mahkum etmektir. Mahkumiyet mesela bir esiri tutarsın, bir kafesin içerisine koyarsın. O da bir esarettir. Ama esiri bütün arzuların, isteklerin, emellerin uğrunda kullanıyorsan bu en korkunç bir esarettir. Günümüz kadınını insanlık her türlü emelleri uğrunda istismar ediyor. Hem de çok bayağı istismar ediyor. Bir insan yerine koymadan istismar ediyor. Bunu kadınlık taifesi kesinlikle kabul etmemeli ve bunu bir özgürlük olarak görmemeli. Sen tutsan benim gömleğime, ben zannetsen ben rahatsız olurum. Ya ben gömlek değilim kardeşim derim. Ben insanım yani. O sizin gömleğiniz gibi olan beden elbisenizi siz yerine koyuyor. Bedenindeki uzuvlar dışında hiçbir insani değerin yok. Ya ben bir çok özür dilerim böyle behimi şeylerin aleti miyim ya, ben neyim, bir insan değil miyim yani? Hanımlar taifesi bence fıtratları selimleştikçe insanlık çapındaki bu suistimale, bu esarete karşı isyan edecekler, reddedecekler, kabul etmeyecekler ve baş kaldıracaklar. Ve tesettürün hakiki özgürlük olduğunu, tesettürsüzlüğün milletin emellerine köle olmak olduğunu, bir kişiyle beraber yaşamaktan çıkarıp 1000 kişiye, binlerce kişiye esir etmek olduğunu insanlık inşallah bir gün anlayacak. Bugün vicdanlar belki tam duymuyor olabilir. Ama bence tesettürsüzlük korkunç bir esarettir. İnsanların en adi hislerine hizmetkar olmaktır. Evet. Ondan biraz bahsettiğiniz zaman. Nefis ciddiyetle yola gelir. Onu anlatmaya çalıştım. Üstadımız Hazretleri'nin evet. De bu mevzudaki sözünü bulabilirsem tekrar nakledeyim. Laubalilikle ve şiddetle ikazla yola gelir buyuruyor. Hı hı. Hocamız da aynı şekilde buyuruyor. Muamele şeyle değil. Yani kesinlikle bugüne kadar. Hani şey bak hadis-i şerifi de söyleyeyim o zaman. Konu açıldı. Hani Üstadımız Hazretleri Oruç Risalesi'nde yazıyor ya. Nefse diyor işte Allah sordu. Sen kimsin ben kimim? Sen sensin ben benim dedi. Allah ona azap etti. Onu cehenneme attı. Sordu. Sen kimsin ben kimim? Sen sensin ben benim dedi gene. Allah Celle Celaluhu onu aç bıraktı diyor. Allah onu aç bırakınca ben benim sen benim Rabbimsin dedi. Tamam. Nefsi mahrum bırakarak terbiye edersiniz. Nefsi onun isteklerine ram olarak terbiye edemezsiniz. Nefis dediğiniz şey sizdeki Allah'ın sizde yarattığı bir ruhtaki kabiliyettir. Nefsin peki özelliği nedir? Şeytanın dinleyen kulağı, konuşan ağzı olmasıdır. Şeytanı neyle terbiye edersiniz? Haddini bildirerek, uzak tutarak. Euzü besmele çekersiniz, şeytan kaçar. Ezan okursunuz, şeytan kaçar. Fatiha okursunuz, şeytan kaçar.
Nefsinizi nasıl yapacaksınız? O ateşi kendinizden kendinize temas ettirmeyeceksiniz. Yiyeceğinize, ateşinizi temas ettirirseniz yakarsınız. Araya bir perde koyacaksınız. Onu sınırlandıracaksınız. Ona dur diyeceksiniz. Her arabanın bir fren tertibatı vardır ve muazene odur. Günümüzde frensiz araba güzel zannediliyor. Onun için nefsin bütün isteklerinin önünün açılmasının dinen hiçbir mahsuru yok zannediliyor. Nefse dur diyeceksiniz. Nefse de dur diyen şer-i şeriflerin emirleridir. Allah insan fıtratına sınır koymamıştır. Sınırı neyle koymuştur? Üstadımız İşaretül İcaz'da anlatıyor. Diyor ki sınırı şer-i şerifle koymuştur. Emirlerle koymuştur, yasaklarla koymuştur. Hayır bunu yapma diyeceksiniz. Nefsinizi ancak öyle ıslah ve terbiye edebilirsiniz. Ama illa böyle nefisleri okşamamız gerekmez mi hocam? Bazen okşayalım mı? Okşayın kardeşim, çocuğunuzun nefsini okşayın. Nasıl? Namaz kıldırın. Namaz kıldırırken çocuğunuza hadi namaz baklavası deyin. Yani ne yapın? Bir ilacı verirken onun bir tatlının içerisinde şerbet yapın, öyle verin. Üstadımız Hazretleri Risale-i Nur dersi yaptıktan sonra ders baklavası takdim ediyormuş. Ders tatlısı şey yapıyormuş herkese. Nefisleri öyle terbiye ederken nefsin arzularına teslim olarak, nefsin istediği şeyleri kabul ederek hiçbir zaman hiçbir nefis ıslah ve terbiye olmaz. Nefsin mahiyetini bilmiyor demektir. Nefis şeytandan sizdeki bir şubedir. İnanma istidadı yoktur, terbiye edilme istidadı vardır. En büyük evliyalar bile tezki ettikleri nefislerinden rahatsız olmuşlar. Çünkü o ikinci bir nefse inkılap eder diyor üstadımız, senin imtihan sırrın devam etsin diye. Herkeste nefis potansiyeli vardır. Hazreti Yusuf Efendimiz innen nefse ve emmâretün bissû illâ me rahime rabbi diyorsa, Hazreti Yusuf Efendimiz bile nefisten şikayet ediyorsa, insanda o potansiyel her zaman mevcuttur. Bu bir zenginlik gibi düşünün. Mesela Hazreti Yusuf Efendimiz'i, mesela sizde zenginlik var. Paranız var. Bu paranızı siz hep hayırda kullanıyorsunuz. Ama Allah korusun bir an şerde kullanma ihtimali de var. İşte nefsin en terbiye olmuş bir insanda bile mahiyeti budur. Onun için bir Bediüzzaman Hazretleri de, tarihte gördüğümüz büyükler de, bugünkü büyüğümüzde büyükler de hiçbir zaman nefislerine bir an yan çıkmamışlar. Nefislerine müsamaha nazarıyla bakmamışlar. Nefsin terbiyesi onu isteklerinden mahrum etmekle olur. Siz de çocuklarınızı nefislerini azgınlaştırarak görüyorsunuz. Terbiye edemiyorsunuz. Söylüyor arkadaşımız, ben diyor terbiye etsinler diye bıraktım diyor. Terbiye etsinler diye bıraktım. İşte şu kadar sene kaldı. 8-10 sene neyse, ben seneyi değiştireyim. 8-10 sene kaldı diyor. Büyük bir insan zannettik. Yani hoca diye verdik diyor. İtimat ettik, teslim ettik diyor. Benim kızım diyor yanına giderken, onları emanet ettiğim insanların yanına giderken namazlı, abdestli, dini imanı seven bir insandı. Sonra işte ya dediler, işte onlar nasıl söyledi, nasıl kabul ettiyse bilmiyorum, işte güya kendilerince bir anlayışla, böyle bir anlayış, böyle bir hizmet olmaz. Kimsenin kimseye böyle deme yetkisi yoktur. Hiçbir büyük de böyle dememiştir. Herkes kendi tevilini, kendi nefsini yorumluyor. Sen zaten gideceksin, orada yapacaksın o işi, orada çalışacaksın. E git orada çalış denilmiş sadece. Şurada da çalışacak, orada da aynı şekilde çalışacak gibi yani. Ki yoksa kimse öyle bir yanlışı yap dememiş. İşte o adam tutmuş demiş ki, o hanımefendi mi artık neyse hocası kimse. İşte kızım demiş, sen giderken tertemiz böyle tesettür melek gibi emanet ettim diyor. 7 sene sonra ben bana emanet ettiklerinde, 8 sene sonra, 10 sene sonra her neyse bana emanet ettiklerinde diyor çocuğumu, kendine de düşman, bana da düşman, dine imana da düşman, her şeye düşman bir ehli dünya olarak bana teslim ettiler. Yok işte sen işte şöyle yaparsan böyle hizmet edeceğiz. Ya öyle olmaz. Allah'ın razı olmadığı şeylerle hizmet olmaz. Hepimiz de senelerce hizmetimizin içinde yaşadık. Allah'ın yasak dediği şeylerde bir kurtuluş aramadık. O noktada da fetva vermedik. Geçen gün bir tanesi öyle konuşurken, öyle diyor işte insanlarla görüşüyoruz mecburen, ne yapacağız? Elin uzatsa elimi tutacak mıyım diyor. Orada diyecek ki kardeşim, vallahi sen Allah'ın emrinin tersini söylemem benden bekliyorsun. Ben öyle bir şey demem. Allah yasak dediyse ben de yasak derim. O senin kendi şahsi tercihin orada. Yangından eminsen, yani yangından kurtarmak için yaptığına %100 eminsen, elinin yanmasına razı olursun. Belki olursan olursun, o senin kendi kanaatin, vicdani kanaatin, ama bu mevzuda ben sana fetva veremem. Tut falan diyemem. Aç başını falan diyemem. Demesi lazım bir müminin. Ama bakıyorsun lavabali yani, yap kardeşim diyor, et kardeşim diyor, bu da hizmet diyor. Kendi kafasına uyduruyor. İslam dünyasının nefretini celbedecek söylemleri, insanlar dini imanı bilmeden, yanlış anlayarak büyüklerin söylediklerini söylüyorlar. Hastalıklarını umuma bulaştırıyorlar hocam.
bakmamız. Evet. Şimdi tedricilik demiştiniz. O zaman tesettür açısından nasıl anlamamız lazım tedriciyi? Yani tedricilik İslam'da evet vardır. Çok güzel, çok doğru. Tedricilik demek bir meseleyi basamak basamak insanlara takdim etmek, arz etmek demektir. Ne gibi yani? İşte çocuğunuzu demin ifade ettim mamayla beslemeniz gerektiğinde pirzolayla besleyemezsiniz. Midesinin gelişmesini beklersiniz. Bu bir tedricidir. Eksi 50 derecedeki bir insanı alıp da Medine sıcağına 40 derecelik Medine sıcağına getirmezsiniz. Eksi 50'yi eksi 30'a getirmek bir iyiliktir. Eksi 30'dakini eksi 10'a getirmek bir iyiliktir. Basamak basamak, tedrici. Çekirdekte ağaç olurken tedrici olur. Fakat tedricilik emirden sonra hiçbir zaman olmamıştır. Bir, tedricilik davetçiyle ilgili değildir, davet edenle ilgilidir. Davet edilenle ilgilidir. Yanlış söyledim. Tedricilik davet edenle ilgili değil, davet edilenle ilgilidir. Yani o basamakları sen kendinde gözeteceksin. Şimdi ben kendimde tedriciliği gözettim. Ne yaptım? Her gün namaza yeniden mi başlayacağım? Her 5 senede, 10 senede birisine dini anlatırken, seninle beraber gezerken ben namaz kılmayacağım. Aradan 10 sene geçecek, 15 sene geçecek. Ben namaza bakacağım. Ne zaman işe yapılmış? Ben de seninle beraber gezme süreme bakacağım. 2 tane takvim tutacağım. Sonradan namaza başlayacağım. Böyle bir tedricilik yok. Yani davetçiyle, müminle ilgili bir mesele değildir. Müşrikle ilgili bir meseledir. Müşrike uygulanan bir meseledir. Dini bilmeyene uyguladığın bir meseledir. Ne yaptın? Ona dini meseleleri anlatırken onun gelişim süresini gözettin. Bir, davet edenle ilgili değil, davetçiyle ilgilidir. İki, emirden sonra hiçbir zaman tedric olmamıştır. Yani Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem geldi, namazı Allah emretti. Evet, namazı Allah Celle Celaluhu yıllar sonra emretti, Miraç'ta emretti. Namazdan sonra mesela gelmişlerdir, ya Resulullah biz Müslüman olalım ama namaz kılmayalım. Allah Resulü kabul etmiş midir? Hayır. Onlara öyle bir tedric mi uygulamıştır? Hayır. Yani tedricilik emirden sonra olmamıştır. Emirden önceki bir meseledir. Üç, tedricilik Müslüman ailesiyle ilgili bir mesele değildir. Evinizde çocuğunuzu yetiştirirken tedrice başladınız. Doğarken kulağına ezan okudunuz. Tamam mı? Adını Ahmet koydunuz, Muhammed koydunuz, Hasan koydunuz, Hüseyin koydunuz, Ayşe koydunuz, Fatma koydunuz. Eğer biliyorsanız ağzına tahnik yaptınız, dualarla büyüttünüz, beslediniz, namaz kılan bir anne gördü, namaz kılan bir baba gördü. Evinizde siz çocuğunuzu büyütürken Hazreti Muhammed'in emrettiği gibi yapacaksınız. 7 yaşında namazı emret diyorsa 7 yaşına kadar namazın sende bir aşk olduğunu çocuğun görecek, namaza çocuğunu her zaman teşvik edeceksin. Ya büneyye ekmis salah diyeceksin. Oğlum namazımızı kılalım diyeceksin. Yapar mısın eder misin demeyeceksin. Onu bir genel mürşit gibi her şeyin doğrusunu bilen insan yerine koymayacaksın. Soğuğa çıkarırken elbise giydirdiğin gibi işte namazı da ona sen kıldıracaksın. İradesi olmadığı dönemde onun iradesi sen olacaksın. Yoksa çocuğa şunu yapamazsın. İşte tesettür 18 sonra nazil oldu. O zaman ben de kızımla 18 sene istediği gibi geçsin, 18 sene sonra ben ona tesettürü söyleyeyim. İşte domuzun haramlığı şu kadar sene sonra oldu. O zaman biz evimizde domuz yiyelim, domuz bizim için mahsur yoktur diyelim, tedricilik gözetelim burada. Ya tedric seninle ilgili değildir canım kardeşim. Yabancı birisiyle görüştün, onu Müslümanlığı ona anlatırken domuzun haramlığından başlamayacaksın. Allah'ı anlatacaksın, iman esaslarını anlatacaksın. Allah'ı dinlemeye bilmeyen, Allah'la ilgili malumat olmayan bir adama peygamberlikten bile bahsetmek yanlıştır. Peygamberlik müessesesini bilmeyen bir insana meleklerden bahsetmek yanlıştır. Bu basamağı gözeteceksin ama tutup da evinde mesela çocuğuna domuz yedirir gibi yapamazsın. Tedrici şu kadar sene sonra domuz yasak oldu. O zaman biz de böyle yapalım. Böyle bir tedricilik İslamiyet'in anlayışı içerisinde yok. İnsanlar bugün tedriciliği kendi çocuklarında uyguladıklarından, sünnetin dışına çıktıklarından, farzın dışına çıktıklarından, fıtratın dışına çıktıklarından, 18 yaşına gelince çocuğuna, 15 yaşına gelince mama yedirmeye çalıştığından, fıtrata ters iş yapmaya çalıştığından muvaffak olamıyor. Çocukluğunda o mamayı yedirecektin. Basamakları öyle gözetecektin. Ben tedriciyi mama yedireceğim 15 yaşında. Olmaz. O günden sonra yemez. Senin yolundan gitmez. Çocuk babasını, annesini aradığı zaman, senin yanına geldiği zaman, markete gittiğinde anne anne diye yana yakına dolaştığı zaman tesir edersin. Markete gittiğinde senden ayrı köşelerde dolaşır bir genç haline geldiği zaman, o günden sonra senin yapabileceğin şey bir anne baba mürşitliği değildir. Ondan sonra bir
mürşit gibi, bir iman hizmetkarı gibi, yabancıya hizmet eder gibi hizmet edeceksin. Kendine de çok büyük eziyet etmiş olursun. Dine, davaya da ihanet etmiş olursun. Çocuğu da laubali hale getirmiş olursun. Tedricilik kesinlikle Müslümanın kendisiyle ilgili değildir. Muhatap olduğu insanla ilgilidir. Ona şefkatli nazarla onun gelişim seyrini takip etmektir. Yoksa kendinde uygulayıp her gün bir harama düşüp daha işte senesi gelmedi benim için bu emrin diye kendine muamele yapmak değildir. Veya benim çocuğa daha senesi gelmedi. Tesettür şu kadar sene sonra şey oldu, emrolundu. İşte domuzun yasaklığı şu kadar sene sonra emroldu. Ben çocuğumla böyle uygulayacağım demek kesinlikle değildir. O bazılarını kastettiği kardeşimizin ne anlayamadığını bilmiyorum ama isim vermeye gerek yok, gıybet olur. Onların anlattığı ruhsat değil. Dinin ruhsatları bellidir. Onların anlattığı, yani ben dinlediğim kadarıyla dinde olmayan şeyleri dinde var gibi ifade etmek, o noktada aynı kanaatte değilim birincisi. İkincisi, tesettürde renk meselesi de öyle ısrarla evet şu renk olmalı diye bir kayıt yoktur. Hiçbir şeyde. Ne büyüğümüzde ne bir başka şeyde. Tesettürde gayra hoş görünmemek vardır. Yani böyle cazip, böyle şirin, başkalarına öyle cafcaflı falan artık nasıl ifade ederseniz ama illa renk de yoktur. Tesettür neyle yaparsanız yaparsınız. Yani onun illa adı işte o dendiği gibi her tarafını sarmaktan gelen, hani Farsça dörtten gelen çağır herhalde oradan geliyor olabilir. Yani illa o şekilde bir örtünme kaydı olduğu kanaatinde de değilim. Nitekim başka türlü örtünüp çok da muvaffak olan, tesettüre muvaffak olan insanlar var. Bir kere o kaydı düşeyim. Yani hanımefendi kardeşlerimize illa siyah giyineceksiniz. Ha, memleketlerine göre, beldeye göre, topluma göre, işte hissiyata hitap etmeyecek, hatları belli etmeyecek, albenisi olmayacak, teberrüc etmeyecek, davetiye çıkarır gibi kendini göstermeyecek herhangi bir urba olabilir. Onun adı veya rengi neyse. Her beldede de farklı olabilir. Bu mümkündür yani. O noktada onu da tahsis etmeye çalışayım kardeşimizin dediği. Yani bu mevzuda hani tatbikatta benim vicdani kanaatimi ben ifade ediyorum. Kardeşlerimiz bulundukları ülkelerde kendi değerlerini ne kadar kendi kimlikleriyle, güzellikle yansıtırlarsa o kadar çok insanların kalplerinde Allah'ın rızasına uygun yaşamaya çalıştıkları için Allah onların kalplerinde bir nur yaratacaktır. Kendileri de tepki almayacaktır. Ama yok, kendilerini öyle onlar hatırına değiştirmek, şirin görüneyim. Yeryüzünde ben başkasına şirin görünmeye çalışarak şirin görünen insan bilmiyorum. Vicdanı sağlam. Hissiyatlarınız size söyler. Yok der, bu çok tatlı değil ya, burada bir şey var. Kendini bize beğendirmeye çalışan hiçbir alim görmedik. Büyüğümüz çıktı, her meseleyi anlattı. Bize hiçbir kendini beğendirmeye çalışmadı. Çok da şeyi söyledi. Hiç kendini beğendirmeye çalışmadı. Üstadımız hiç kendini beğendirmeye çalışmadı. Yurt dışında yabancılara kendimize beğendirmeye çalışarak ben beğenilen bir insan bilmiyorum. Beğenileceğini de zannetmiyorum. Ama dürüstçe, dosdoğru insanların karşısına çıkarsanız şahsiyetli bir şekilde bu da benim. Bu da benim kültürüm. Ben de bir medeniyetten geliyorum. Benim medeniyetimin de bir birikimi var. O medeniyetin birikiminden hasıl olan bir nezaket var, bir hukuk var, bir hassasiyet var, bir şefkat var. Ben şefkatle kardeşçe yaklaştıktan sonra hiç kendi sınırlarımızı rencide etmeleri gerektiği kanaatinde değilim. Rencide edenler var mı? O sınırları aşanlar var mı? Bu konuya girmemeye çalışıyorum. Onu bir herkesin kendi şeyine bırakıyorum ama kendi kimlikleriyle kardeşlerimiz bulunursa daha tesirli olurlar. Eğer dertleri tebliğ ve irşatsa, nefisleri memnun etmek değilse çok rahatlıkla Allah başka türlü muvaffak eder. Ha siz kendinizi terk ettiğiniz müddetçe ha sizi alkışlayabilirler. Oynatırsın, oynamaya herkes gelir. Bu size gelmesi demek değildir. Eksi 50'den eksi 40'a almaktır. Size gelmesi değil. O da olabilir. Bir lisan müşterekliği sağlamaya çalışmak başkadır. O işte dil hizmeti başkadır, din hizmeti başkadır. Onun nefsine hoş göründün. Ya bütün Müslümanlar farklı da siz çok farklısınız dedi bir tanesi. Onun nefsine hitap ettin. Ona hoş göründün. Onun dünyasına girdin. Kimliğinden terk ettin. Kendinden değiştirdin. Ondan sonra o elbette hoş görecek. Yani sana kim uyarsa sen onu beğenmeye çalışırsın. Sen de ona uyduğun müddetçe o seni beğenmeye çalışıyor. Ama kimliğini kaybettin. Böyle bir irşat ve tebliğ bilmiyorum.
bence çok daha tesirli olacak hal melek gibi davranmaları hanımefendi kardeşlerimizin, melek gibi kendi hassasiyetleriyle bulunmaları, Allah'ın izniyle Allah kalplerde iman nurunu ondan sonra yakacak. Yoksa ne tesir oluyor, ne kimsenin ruhunda bir uyanma oluyor, ne maneviyata bir meyil oluyor, ne de Müslümanlığa bir muhabbet oluyor. Ben olduğunu görmedim, bilmiyorum. Herkes kendi dünyasında olduğunu zannediyor olabilir. Kaybedildiğini gördüm, kayboluyor, insanlar kayboluyor. En yakın kendilerini kaybediyorlar, çocuklarını kaybediyorlar. Ki başkasına tesir ettin, edebileceğini de zannetmiyorum. Sen de kendi değerlerin yoksa başkasına nasıl tesir edeceksin? Neyse ben kimseye bir şey demeyeyim. Bu türlü evet. Girmeyelim hocam.